Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Ekim 2023 ve Gazze özel yayınının ikinci bölümünü yapacağız. Bu akşam konuğumuz da, daha doğrusu yayını birlikte yapacağımız kişi de Birol Başkan, siyaset bilimci kendisi. Hoş geldin Birol yayına. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin diye sorayım. İyi, Gerçi son iyi. gelişmeleri sen de takip ediyorsundur. Evet, takip etmeye çalışıyorum, evet, ben de elimden geldiğince. Şimdi önce senden bir ricada bulunacağım. Senin mikrofon yine yakaya falan değiyor. Hoppala, yine mi? Evet. Bir Bu dakika. şekilde olursa çok daha iyi olur. Evet arkadaşlar, Birol mikrofonunu düzeltene kadar. Birol'um ben, bir dakika, Birol senin sesini kısıyorum şimdilik. Tamam. Birol mikrofon yakasını düzeltene kadar ben size bu akşamki yayına dair kısaca bilgi vereyim arkadaşlar. Bu akşam Arap-İsrail Savaşı'nın, daha doğrusu Filistin-İsrail mücadelesinin kökleri, tarihsel geçmişi neydi, nasıl başladı, bütün bunları konuşacağız. Elbette ki Orta Doğu coğrafyasında Yahudiler 1850'lerde, 1900'lerde, 2000'li yıllarda ortaya çıkmadılar. Çok çok daha eski tarihleri var bu topraklarda, Orta Doğu'da. Ama biz İsrail Devleti'nin kuruluşunun uzandığı tarihlerden itibaren konuşmaya başlayacağız. Benim aklımda 1800'lü yıllar, 1850'li yıllardan itibaren başlamak var ama sen ne dersin Birol? Nereden başlayalım Olur. İsrail'in Yani seçeceğimiz kuruluşuyla her alakalı tarih, olarak? evet, 1850'ler, yani modern dönem anlamak için makul bir başlangıç olabilir. Yani ondan öncesi zaten Yahudilerin hemen hemen Filistin'deki varlığı. Tabii Filistin kelime olarak Roma'nın bölgeye verdiği isim. Yahudilerin kendi verdikleri isim daha önce, hani onların kutsal kitapları, Kenan burası, Kenan bölgesi. Ama Roma İmparatorluğu'nun şey altına gelince Filistin oluyor ve bugün kullanılan ismi Filistin. Filistinler de aslında hani o dönem yaşamış bir kabile adı, bildiğim kadarıyla bir halk adı. Filistinler diye bir halk adı geçiyor anladım, bildiğim kadarıyla. Yani malum Yahudi tarihini bilenler bilir. Yahudilerin kendi tarihlerine göre en büyük babaları İbrahim, peygamber. Kendisi Ur kentinde doğmuş. Daha sonra ailesiyle birlikte Irak'ın Ur kentinde. evet, Irak'ın Ur kentinde. Daha sonra ailesiyle birlikte Harran'a göç ediyorlar. Harran'da işte bu hikaye tabii menkıbeler anlatılıyor. Daha sonra Tanrı'nın şeyiyle, çağrısıyla oradan ayrılıyor ve bugün, yani Kenan bölgesi, bugün Filistin olan bölgeye gidiyor. Hatta orada bir şey satın alıyor, bir arazi satın alıyor ve o satın aldığı arazi bir anlamda, o yani Yahudilerin o bölgenin bir anlamda mührü oluyor. Daha sonra onun çocuğu İsa'nın çocuğu Yakup. Yakup'un 12 tane çocuğu oluyor. Bir tane de kız çocuğu oluyor. Yahudiler bu 12 erkek çocuğun torunları olduklarını iddia ediyorlar. Hikaye malum. Bundan daha sonra Yusuf, 12 çocuktan birisi, Yusuf'u kıskanıyor. Yusuf Mısır'a gidiyor. Köle olarak satılıyor. Mısır'da işte efendim yükseliyor, üst makamlara geliyor. Kısa geçiyorum tabii. Sadece bir tarihi arka plan. En azından bu Yahudi kaynaklarında böyle kendi hikayeleri. Buraya kadarki menkıbe, yani bu böyle olduğuna dair tarihi bir şey yok tabii ki. Yusuf Mısır'a gidiyor. Mısır'da daha sonra yükseliyor. Ailesini getiriyor Mısır'a. O 12 kardeşin torunları yüzyıllar sonra Mısır'ın köleleri olarak karşımıza çıkıyor ve o köleleri, liderliğini ele geçiren Musa, peygamber, yani İslam'a göre de peygamber kabul ediyor, onlara göre de peygamber kabul ediyor. O yine Tanrı'nın şeyle, yönlendirmesiyle vaat edilen topraklara, yani ataları İbrahim'in topraklarına, Kenan'a geri döndürülüyor o Mısır'dan. O olaylar hepsi şey,
Bir anlamda o Mısır'dan sonraki dönüş ve Kenan'a gelişle birlikte şey tarihi başlıyor. Yahudilerin Orta Doğu'daki tarihi başlıyor. Ve milattan önce binli yıllarda kendi krallıklarını da kuruyorlar. O krallardan birisi mesela meşhur Süleyman. Yani neden meşhur? O Belkıs hikayesiyle meşhur. Çok zengin, çok güçlü bir krallık oluyor. Daha sonra onun çocuklarından ve belli bir süre sonra bu krallık devam ediyor ve o krallık bir anlamda Roma İmparatorluğu ile birlikte tabii çok olaylar oluyor bu şeyde ama esas sonu ne zaman geliyor Yahudilerin Orta Doğu'daki varlığının sonu? Roma İmparatorluğu'nun bölgeyi ele geçirmesi. Tabii kendi içlerinden bir de İsa çıkıyor. Bir Mesih olduğunu iddia ederek orada bir bölünme yaşanıyor. Gerçi onun sadece 12 tane havarisi olduğu için çok büyük bir bölümü o değil Yahudiler arasında ama o olayların gelişmesi neticesinde Yahudiler en son milattan sonraki 70'li yıllarda Roma İmparatorluğu'na büyük bir isyan başlatıyor. Bu isyan çok kanlı bir şekilde bastırılıyor Romalılar tarafından ve bütün Yahudiler sürülüyor. Filistin bölgesinden, Kenan bölgesinden ve artık o zaman Yahudilerin bir anlamda dünyaya yayılması süreci başlıyor. Afrika'ya gidiyorlar. İşte efendim hatta Arap Yarımadası'nda peygamberin menkıbelerinden bildiğimiz kadarıyla Medine'de çok ciddi varlıkları var. İran'da, Irak'ta, dünyanın her yerinde varlıklar var ama en büyük varlıkları tabii Avrupa. Yani Rusya'dan tutalım ta şeye kadar, İngiltere'ye kadar Yahudiler dağılıyorlar ve bu yerlerin dillerini konuşuyorlar. Hatta İbranice'yi çok büyük oranda unutuyorlar. Yani İspanya'ya gidenler İspanyolca konuşuyor, işte efendim Almanya'ya gidenler Almanca, Rusya'ya gidenler Rusça konuşuyor. Şimdi bu tarihi perspektifte bakıldığı zaman 1850'ye gelindiği zaman geldiğimizde Kudüs'te, o bölgede veya Kudüs etrafında Yahudilerin mübarek bildiği, kutsal bildiği bazı kentler dışında, mesela Hebron gibi, Hebron'un önemine, yani Kudüs'ün 30 kilometre güneyinde bir kent, orası İbrahim ve İshak ve Yakup'un mezarlarının olduğu yer, eşleriyle birlikte. Bir anlamda Yahudilerin en birinci Yahudilerin yeri. Böyle kutsal yerlerdeki Yahudilerin haricinde ve bunların sayısı da Kudüs'ün nüfusu içerisinde çok cüz'i. Çünkü çok böyle büyük Yahudi varlığı yok şeyde Kudüs'te 1850 döneminde. Hem gelenler şey için geliyor yani ömrünün sonuna doğru işte efendim kutsal topraklarda ölmek için gelen Yahudiler bunlar. Böyle aileleriyle de gelmiyorlar çoğunluk itibariyle. Dolayısıyla 1850'de gelindiği zaman Filistin dediğimiz topraklarda Yahudi varlığı yok denebilir yani. Güçlü bir şeydi. 1850'den sonra tabii tarih başka bir şekilde gelişiyor. O gelişme net o gelişmesi. Onun tabii bir önü var. Hani o 1850'den sonra olacakların bir anlamda hazırlayısı Avrupa'da çok daha önce başlıyor. Nasıl başlıyor? Şöyle başlıyor. Yani Avrupa Hristiyanlaşıyor tabii her şeyden önce. Yani bu çok önemli bir gelişme. Neden çok önemli bir gelişme? Çünkü Hristiyan kaynakları Yahudilerin İsa'nın ölümünden bir numaralı sorumlusu olarak görüyorlar. Ve bu sorumluluk böyle affedilir bir şey değil, günah değil Tabii Hristiyanlar. Tanrı katili olarak da suçlandıkları yerler var. Tabii. Hatta daha yani ağır şöyle şey bile bir nebze de affediliyor yani. Hani oradaki Roma komutanı bile affediliyor yani Hristiyan teolojisinde. Nasıl affediliyor? Yani onu Yahudiler kışkırtıyor. Hatta o Romalı vali, adını şimdi hatırlamıyorum. Yani bu adamı mı öldürmek istiyorsunuz diyor onların şeylerine. Yani Evet, direniyor bir süre öldürmemek için vesaire ama Yahudileri ikna bir tane edemiyor hatta şeklinde bir anlatı vardır bununla ilgili. Yahudi bir Yahudi bir tane hırsız var.
Hani İsa'yı mı kurtarayım diyor, bu hırsızı mı kurtarayım diyor. Yahudiler o hırsız kurtarılsın, İsa'yı sen idam et diyorlar. Yani o zaman bu adamın günahı size ait diyor. O şey. Yani bu menkıbeyle bile bir anlamda Hristiyan teolojisi, yani Romalı valiyi bile aklarken Yahudilere aklamıyor. Dolayısıyla asırlar boyunca Yahudilere yönelik bir nefret söylemi Hristiyanlık içerisinde çok güçlü bir damar olarak kalmış. Bu nasıl bir damar? Yani her pazar vaazında dile getirilen, sürekli dile getirilen, Tanrı katili olduklarına yönelik dile getirilen bir söylem. Yani mesela hani bunu İslam'da da var mesela, hani antisemitik şeyler, temalar ne gibi mesela. Hemen hemen bütün heterodoks mezheplerin kurucuları Yahudi olarak şey yapılır. Çünkü Yahudiler işte İslamiyet'in kökünü oymaya çalışır sürekli. Mesela bunların en meşhuru Abdullah bin Sebe'dir, değil mi mesela? İşte İslam içerisindeki en büyük bölünme Sünni-Şii bölünmesi. Onun kurucusu olarak Abdullah bin Sebe olarak görülür. Yani o da Yahudidir denir. Dolayısıyla İslam'ın tarihinde de böyle sürekli Yahudilerin İslam Müslümanları bölmek istediği, Müslümanları işte efendim aralarını açmak istediği, işte efendim yoldan saptırmak istedikleri bir inanç vardır. Ama mesela Müslüman dünyada bile, bunu ben söylemem, bunu Bernard Lewis söylüyor. Antisemitik şey hiçbir zaman Batı'daki kadar güçlü olmadı yani. Bunun da bir nebze sebebi Yahudilerin İslam dünyasında hiçbir zaman Batı'da erişmiş olduğu ekonomik güce erişememiş olmaları aslında. Yani Batı'da özellikle, tabii yani burada Batı derken şeyi kastediyorum daha çok. Yani Batı Avrupa'nın doğusu. Batı Avrupa'da İngiltere, ondan sonra Fransa, Hollanda, Belçika'da, buralarda 12. yüzyılda yani Yahudilerin topraklarından çıkarılması başlıyor. Yani Yahudiler buradan sürülüyor, İngiltere'den sürülüyor, Fransa'dan sürülüyor, Hollanda'dan sürülüyor. Ve İspanya'dan. İspanya'dan 15. yüzyılda sürülüyor. Çok daha önce olan olaylar bunlar. Mesela bir İtalya'ya göre, bir Almanya'ya göre, bir Doğu Avrupa'ya göre, bir Rusya'ya göre çok daha erken oluyor. Dolayısıyla orada yaşadılan insan, hani Yahudilere göre antisemitik uygulamalar çok fazla tarihi şey dikkat çekmiyor. Ne zaman başlıyor sorun? Özellikle Almanya sorunu, kapitalizmin finans ayağının bir anlamda Yahudilerin elinde olmasından dolayı başlıyor. Peki bunun sebebi de bu da yani Hristiyan fıkı diyelim. Aynı İslam gibi Hristiyanlıkta faizi bir günah olarak kabul eder. Yani bunu Hristiyanların yapmaması gerektiği bir ekonomik aktivite olarak değerlendirir. Avrupa tarihinde Hristiyanlar faiz işine girmedikleri için bu bir anlamda tefecilik, bir anlamda para borçlanma meselesi, borçla ekonomik aktivitesi Yahudilerin eline geçer. Yani ve Yahudiler bu alanda hakim olurlar. O yüzden mesela hani 19. yüzyıla gelindiği zaman bu tefecilikle başlayan iş 19. yüzyıla kapitalizmin inanılmaz gelişmesiyle birlikte 19. yüzyılda Yahudilerin devasa finansal kaynaklara sahip güçler haline geliyorlar. Bunu da en meşhur diyelim. Hani tabii meşhur, bu da olumlu değil, olumsuz şey, infamous yani İngilizce tabirle. Famous değil, infamous. Kötü şöhret. Rothschild'ler yani, değil mi? Yani o kadar büyük zenginlikleri var ki yani hükümetlere satın aldıkları, hükümetleri yönlendirdikleri o güne dair iddialar var. O dönem boyunca Yahudilerle alakalı bu söylem gelişiyor. Yani bu söylem ama şeyden sonra gelişiyor. Yani bunun çok net bir şekilde görüldüğü 19. yüzyılda gelişiyor. 19. yüzyıla kadar antisemitik söylem halen daha dini temelli. Yani işte Tanrı'yı öldürdüler. Ama 19. yüzyılda Yahudilerin bu elindeki devasa finansal güç politik bir şey haline geliyor. Yani ne demek bu? Yani bizim aslında devletlerimizi, krallarımızı işte efendim yöneten gizli bir güç var. O gizli güç de Yahudiler. Finansı kullanarak işte efendim devletleri ele geçiriyor, devletleri yönetiyor şeklinde bir komplo teorisi bir şey başlıyor. Yani Marx bile mesela, ki kendisi ailesi şey kökenlidir. Yani bunu şey anlamında söylüyorum. Yani hani Yahudilere yönelik antisemitik söylemin derinliği anlamında söylüyorum ve yaygınlığı anlamında söylüyorum. Karl Marx mesela ailesi Yahudilikten şeydir yani,
convert iktidar muhtedidir. Yani Hristiyanlığa geçmiştir ailesi. Marx bile mesela hani Jewish problem diye bir şey yazarlar mesela. Ve hani Yahudi sorununun çözülmesini bir anlamda Yahudiliğin bitirilmesi olarak şey yapar. Yani Yahudi kendini nasıl kurtarır diye soruyor. Yahudilikten vazgeçerek şey yapılır. Ve burada tabii Karl Marx'ın gözünde bir anlamda kapitalizm, Yahudilik eştir. Yani o hırslı çalışma, o sürekli para kazanma hırsıyla Marx Yahudi karakterini bir anlamda şey yapıyor. Yani şimdi kısaca özetlersem 19. yüzyılın ikinci yarısına geldiği zaman Yahudilere yönelik inanılmaz boyutta artık politik ekonomik yönü de olan bir nefret söylemi gelişmiş Avrupa'da. Burada şey yapayım, şimdi sana şey yapayım, vereyim. Sözü. Evet, ben de 1800'lü yılların Orta Doğu'suna dönecek olursak diyecektim. Sen güzel bir dönüş yaptın burada. Ama şimdi Avrupa'daki bu gelişme şey yapılmadan Orta Doğu'da tabii anlaması zor. Daha sonra gelişme, neden bu adamlar 1850'ye kadar yani kutsal topraklarına ilgi göstermezken bir anda 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet kuralım noktasına geliniyor bu noktada. Yani onun evet, sebebi sürgünler başlıyor bu dönemde. Avrupa'da artık sadece şey yok. Yani artık böyle dini bir antisemitik söylem değil. Aynı zamanda çok tehlikeli bir bizim bütün işte efendim kurumlarımızı, devletlerimizi ele geçiren bir derin devlet var. Bir uluslararası işte efendim Yahudi heyeti var ki bunu mesela en iyi anlatan tekst ve bunun da tabii uydurma olduğu tabii ortaya çıkıyor değil mi? Protocols, yani Protocols of the Elders of the Jewish Elders diye bir kitap şey yapıyor 1905'te. Ama o kitabın tabii öncesi var. Yani ne demek öncesi? Ondan önce bu argümanlar gelişiyor yani. O kitapta bu artık şey haline geliyor. Bütün 19. yüzyıl boyunca geliştirilen o farklı farklı argümanlar bu kitapta özetleniyor bir anlamda. Türkçesi ne o kitabın ya adı? Orders of? Bir dakika. Protokol şeyden bakayım. Yani sonuç olarak Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılda Yahudilere yönelik daha önce dini söylemlerle ön plana çıkan nefret bir süre sonra ekonomik boyut da kazanmaya başlıyor. Ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Yahudiler kutsal topraklar adıyla işte bugünkü Filistin ya da İsrail topraklarına ilgi göstermeye başlıyorlar ve bir devlet kuralım artık diyorlar. Esas yani yani bunu bir fikir olarak ortaya atan yani dediğim gibi mesela hani bu nefret söylemiyle birlikte artık olaylar daha böyle şiddet olaylarına başlıyor. Yani pogrom dedikleri bu en vahşi bir şekilde Rusya'da yaşanıyor. Rusya çok ilginç. Rusya'da çok fazla Yahudi var. Ve Yahudilere yönelik en fazla şiddetin vuku bulduğu da yerlerden birisi. Ama o dönem halen daha böyle şey yok. Ne diyelim? Böyle kutsal topraklara geri denilen orada devlet kuralım şey yok. Devlet kuralım fikri 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkıyor. Ve bunu söyleyen de Theodor Herz. Bir şey. Ama ondan önceki gazeteci. Gazeteci. Ondan önceki Yahudiler arasındaki yani hakim, dominant söylem iki türlü tepki var yani buna. Birincisi gittikçe ortodokslaşalım. Aynı bizim Türk İslam dünyasındaki selefilik gibi. Dinimizi yaşayalım. Biz işte efendim başımıza da bir şey gelirse bu Tanrı'nın bize olan bir testidir. Onu yaşayalım. İşte efendim neyse kabulümüzdür ama biz hayatımızı devam ettirelim diye bir içine kapanma var. Bir de şey var, özellikle Batı'nın Batı eğitim kurumlarına girmeyi bir şekilde, tabii o zaman Batı'da da şey var, hani Yahudileri kazanalım, Yahudileri bir anlamda, mesela Marx neden öyle bir şey yazıyor, öyle bir metin yazıyor? Çünkü Batı aydınlanma düşüncesinde Yahudileri nasıl bir biz evcilleştiririz, nasıl bir o Yahudilik tabii çok olumsuz burada. Hani katı düşünen, yobaz, işte efendim böyle geri kalmış, geri kafalı tipler için şey yapılıyor. Dolayısıyla özellikle Yahudilerin entelektüel kesimleri biz de artık tam olarak Avrupalılaşalım, Almanlaşalım,
Fransızlaşalım vesaire gibi bir söylemleri var. Hatta bunun önde gelen isimlerinden biri yanılmıyorsam Spinoza mesela, o şeyi başlatan, yani biz de Avrupalı gibi olalım, batılılaşalım, tam anlamıyla batılılaşalım, kimliğimizi unutalım, Yahudilikten çıkalım gibi bir şey başlatılıyor. Şimdi bu akım 19. yüzyıl boyunda da güçlü. Ancak bunu bir anlamda büyük bir hayal kırıklığıyla neticelendirecek olay tabii Fransa'daki Dreyfus davası. Fransa'daki Dreyfus davası nasıl bir dava? Şöyle bir dava. Malum Fransa aslında çok fazla antisemitizmin olmadığı bir yer. Neden çok fazla antisemitizm yok? Çünkü çok fazla Yahudi yok. Yani çünkü bahsetmiştim. Yani Batı Avrupa Yahudi problemini 13. 14. yüzyılda zaten çözmüş. Bunları kovarak. Yani İspanya'da mesela. Oradaki o İspanya'dan kaçırılanlar, göç edenlerin İstanbul'a gelenler var. Hala işte efendim onlar İstanbul'dadır. O dönemin İspanyolcasını konuşurlar hatta kendi aralarında. Şimdi Fransa'da aslında bir Yahudi sorunu yok ama o 19. yüzyıl boyunca gelişen o antisemitik söylemi tutturanlar var Fransa'da. Yani bunu işte efendim gazete yazılarıyla, romanlarıyla dile getiren tiplemeler var. Yahudiler o kadar çok entegre olmuş ki Fransa toplumuna. Albert Dreyfus diye gayet de zengin bir adamın oğlu, yani babası fabrikası olan bir insan. Bir anlamda o Batı toplumuyla bütünleşme, entegre olmanın kara sevdasıyla Fransa ordusuna girmeye çabalıyor. Ve hasbelkader giriyor. Hatta işte Fransa ordusunun yetiştirdiği o askeri okullara giriyor. Oradan çok yüksek dereceyle mezun oluyor. Hatta ve hatta genelkurmayda çalışmaya başlıyor. Genelkurmayda çalışmaya başlıyor. Tabii bu dönemler işte efendim Fransa ile Almanya arasında şeyin olduğu, o savaşın olduğu 1870 savaşı ki Fransa için çok ciddi bir hezimet de Prusya elinde. O dönemki Prusya, daha sonra Almanya. Ne oluyor? İşte efendim Fransızlar bir suçlu arıyor. Yani bunun sebebi kim olabilir? Yani işte efendim sürekli bir paranoya hali. Acaba Almanya'ya bizim askeri sırlarımızı satanlar mı var diye. O dönemin aşırı sağ askerleri ki Fransa ordusu onun kalesi. Kendi aralarında böyle bir Fransa'ya yeteri kadar sadık olmayacak bir Yahudinin kendi aralarında olmasını kabul edemiyor ve Dreyfus'u Almanlara casusluk yapmakla suçlanıyor. Şey açılıyor, dava açılıyor ve kendisi çok şartların kötü olduğu Fransızların meşhur hapishanesi, işte efendim daha okulun ötesindeki bir hapishaneye, ki Napolyon'un kaldığı hapishane, oraya sürülüyor. Yani bu olay da Dreyfus'un davasını takip eden gazetecilerden birisi de Theodor Herz. İsviçre'deki bir gazete adına yazıyor diye hatırlıyorum. İsviçre'de olması lazım. O davayı takip ediyor ve davada Dreyfus aleyhine getirilen deliller o kadar komik ki. Yani resmen suçlamak ve onu ordudan atmak için bir komplo kuruluyor. Ve Herz bunu çok şey görüyor. Ve Herz aynı zamanda bu davanın ardından yapılan bir merasim var. Merasim de şey merasimi. Albert Dreyfus binlerce askerin olduğu bir stadyuma getiriliyor. Ve o stadyumda teker teker üzerindeki askeri şeyleri, madalyaları artık rütbeleri teker teker sökülüyor. Ve her sökülmede o askerler hurra çekiyor. Albert Dreyfus aleyhine işte efendim söylemlerde bulunuyor. Tam o sırada Albert Dreyfus halen daha onlara kendini anlatmaya çalışıyor. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım diye. Acınası bir durum her açıdan. Yani o topluma her anlamda entegre olmaya çalışan ve bunun için elinden geleni yapmış bir asker ve kendine getirilen suçlamalar ise çok şey, absürt suçlamalar ama onun için hapis yatıyor adam. Ve Theodor Herz bunu gördükten sonra oradan ayrılırken, o tezahüratlar içerisinde ayrılırken artık diyor ki bizim Avrupa toplumuna entegre olmamız diye bir şey yok yani. Bizi kimse sevmiyor.
bu bir rüyadan ibaret ve 6 ay sonra galiba The Jewish State kitabını yazıyor Theodor Herzl. Yani bizim bir devletimizin olması. Yahudi devleti. Yahudi devletinin olması gerekiyor dediği en meşhur, yani Siyonizmin kurucu teksti metnini yazıyor Theodor Herzl. Ondan sonra işte efendim malum bu 1994 veya 95 yılında oluyor. 1895 olması lazım. 1997'de kitabı yayınlanıyor. Çok kısa bir süre 1800. Sonra 1800'dür ya. Çok kısa bir süre sonra Birinci Dünya Siyonist Kongresi toplanıyor. Kendisi topluyor. O kongrenin başkanı seçiliyor ve o orada alınan kararlar Yahudilerin, dünya Yahudilerinin kendilerini savunabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve yabancı olmayacakları, ikinci sınıf vatandaş olmayacakları bir devlet kurma inşası. Sorun bu devletin nerede olacağı sorun. Tabii ki dini motifi olduğu için yani en makul gelecek yerlerden birisi Filistin olarak görülüyor. Çünkü işte Tevrat'ta da geçen Tanrı'nın vaat ettiği topraklar buralar. İbrahim'le yaptığı anlaşma neticesinde Tanrı'nın Yahudilere verdiğine inandığı topraklar. Tabii ama Theodor Herzl'in başka alternatiflerde düşündüğü söylenir. İşte efendim Latin Amerika'da bir yer olabilir derler, Afrika'da bir yer olabilir derler ama tabii yani buralara böyle toplu bir Yahudi göçünü sağlamak çok zor. Dolayısıyla en makul yer olarak yine Yahudilerin için bir dini anlam ifade eden, sembol ifade eden yer olarak Filistin görülüyor ve sistematik bir şekilde Siyonist teşkilatı dünyanın neresinde işte efendim böyle Yahudi varsa onları şeye çağıran, Filistin'e çağıran, Filistin'e yerleşmeye çağıran bir kampanya başlatıyor. Hatta bu kampanyayı şeyde de görmek mümkün mesela. Hatta diyorum. Neden? Çünkü çok zayıftır mesela şey Yahudi nüfusu orada. James Joyce'un o meşhur hiç kimsenin anlamadığı romanı var ya. Neydi adı ya? Neyse. Sen devam et. Sen devam et istersen. Ulysses ya, nasıl unuturum? Ulysses. Ulysses'in meşhur baş kahramanı Yahudidir. Yani onun böyle Dublin sokaklarında gezerken gördüğü ilanlardan birisi mesela. Orada onu anlatır Ulysses, James Joyce. Mesela orada der ki işte efendim Akdeniz'in o sıcak işte efendim havasında tabii Dublin mesela kış sürekli soğuk, her taraf gri falan. İşte efendim Akdeniz'in o güneşli atmosferinde gelip işte efendim zeytinyağları vesaire, zeytin bahçeleri yapmak ister misiniz diye bir şey. Yani bu James Joyce'un romanına kadar girmiş bir şey. O dönemki Siyonist hareketin başlattığı şey. Ne o? Propaganda diyelim, kampanya diyelim. Herkese gidiyorlar. Yani Rothschild'lere gidiyorlar, Rothschild'lerden para topluyorlar. Ve buradaki bir sistem şey ne? Şu. Kendi tabii şeyleri var. Çalışanları var. Bu örgüt için çalışanlar var. Mesela Filistin'e gidiyorlar. Büyük toprak satın alıyorlar. Yani şey değil. Yani bir köylünün toprağını alayım değil. Bütün bir köyü satın alma. Ve şöyle bir avantajları var. Söylemek şey istiyorum çünkü böyle bir Türkiye'de popüler bir söylem var. İşte hani Yahudilerle satmasalar da toprağı gibi bir söylem var yani. Oh oldu, Yahudilere sattılar, o yüzden başlarına bunlar geliyor diye. Aslında o dönemki Filistin ve genel olarak aslında bütün Osmanlı toplumundakini toprak sahipliğinin yapısına bakılırsa aslında şu görülür. Malum Osmanlı'da toprak devletin yani bunu yani özel mülk haline getiren yani normal kişilerin toprak sahibi olma hakkının tanındığı yer toprak kanunu 1868 diye hatırlıyorum. 1868 mi 62 mi? Bunlardan birisi. Şimdi bu kanun tanındıktan sonra ancak böyle toprak el değiştiriyor. Böyle dönemlerde bu toprak sahipleri kimler oluyor? Normal küçük köylü olmuyor. Ya toprağı gerçekten işleyen köylü de olmuyor. Bunun için tabii özellikle mesela
Türkiye'deki Kürt sorununa bakanlar da mesela Hollandalı vardı, Martin Van Bruyssen mıydı galiba, onun Şeyh ve Toprak, Şeyh Ağa ve Toprak mıydı diye bir kitabı var, meşhur bir kitap. Bence Kürt sorununun ana sebebine dair yazılmış en iyi kitap. Orada da anlatır bunu. Yani 1868 toprak reformuyla toprak üzerinde sahiplik kimin eline geçti? Kimin eline geçti? Ve toprak ağalarının, kabile reislerinin eline geçti. Onların adı altında yazıldı. Normal köylünün değil yani. Osmanlı'nın toprak dağıtımı böyle şey bir işte efendim en küçük çiftçiye dahi bir toprak verelim diye değil. Yani. O zaman şöyle sorayım ben soruyu. Şimdi bu toprak meselesi önemli. Türkiye'de özellikle bu son Hamas, İsrail, Gazze meselesinde bir kere daha gündeme geldi. Mesela bazı insanlar diyor ki Filistinliler de topraklarını satmasalardı kardeşim diye. Şimdi 1850'lerin ortasından itibaren Filistin topraklarının büyük büyük parçalar halinde Yahudi neydi teşkilatın adı? Yahudi bir şey teşkilatı, Mossad'ın falan ata babası. Neyse ajansı, Yahudi ajansı. Yahudi ajansı aracılığıyla büyük topraklar satın alınıyor. Yahudi ajansı Siyonist örgütün Filistin'le o şey evet. Yapan şey zaten. Yani bütün bunları evet, organize eden Siyonistler. Mossad falan kurulmadan önce. Şimdi tekrar soruya gelecek olursak, bu önemli bir soru olduğu için soruyorum. Mesela bu büyük zengin Yahudiler, Avrupa'dakiler daha doğrusu, bu toprağı kimden alıyorlardı Filistin'de? Şimdi dediğim gibi bu aslında bütün Osmanlı topraklarında, Osmanlı'nın hakim olduğu topraklarda geçerli olan bir şey. Yani Osmanlı bunu toprakları kime satıyor? O bölgenin kendisine sadık büyük ya siyasetçilerine satıyor. Yani hı hı. O bölgeyi yönetmek için kullandıkları idareciler, büyük aileler ele geçiriyor bu toprakları. Yani aslında bu aileler köylerde bile yaşamıyorlar. Topraklarında bile yaşamıyorlar. Çok büyük oranı kentlerde yaşıyor. Bu yani tapular da tabii kentlerde oluşturulduğu için büyük topraklar bu işte efendim filan şeyh, filan kabile lideri, işte efendim filan kadı, filan vali bunların adına yazılıyor. Bunlara da bu şimdi Orta Doğu tarihi için bu çok önemli bir gelişme. Neden çok önemli bir gelişme? Çünkü hemen hemen bu yapının Anadolu içerisinde oluşabildiği, yani büyük toprak sahipleri, ki bunlar dediğim gibi daha önce devletle yönetişim ilişkisi içerisinde olan feodal şeyler bunlar. Yani Marksist bir tabir kullanırsan feodal yapılar. Yani siyasi güçlerini kullanarak zenginlik devşiren tipler bunlar. Normal halkı geçen değil. Şimdi bu Anadolu'nun yüksek dağları hariç Ege, Çukurova ve Kürt bölgesi hariç Anadolu'da büyük toprak sahibinin çıkarabilecek yer yok. Çünkü dağlık olduğu için. Bu Arap dünyasında ise Arap şeyhlerine ve kabile liderlerine ve işte efendim devlette çalışanlara dağıtılıyor. Filistin'de de böyle. Ve bunu Albert Hourani'nin çok önemli bir makalesidir. Ben de 20. yüzyıl Arap politikası anlamak için de önemlidir. Ona şey der. Notable families, bizdeki ayan aileleri gibi. Yani 19. yüzyılın başında ayan aileleri vardır ki, yani Osmanlı Sultanlığı Yeniçerilerden kurtaran aileler gibi bunlar. Ve 20. yüzyılın hemen hemen Mısır, Suriye'de atıyorum bir Bağızcıların iktidara gelmesi, Irak'ta Bağızcıların iktidara gelmesi, Pan-Arap sosyalizmi yükselinceye kadarki siyasi elit, bu toprak ağası olan elitler. Bunu da Albert Hourani Notable Families der. Şimdi yani İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır, Türkiye dahil bütün bunların, bütün bu Orta Doğu'da 20. yüzyıldaki en önemli politik, ekonomik sorunlardan birisi toprak dağılımıydı ya. Bizim Türkiye'nin çok partili döneme geçmesinin sebebi ne? Demokrat Parti neden şeyden ayrılıyor, CHP'den ayrılıyor? Demokrasi sevdasından dolayı mı? Yok, İsmet İnönü toprak reformu yapmak istedi. Bu adamlar da itiraz etti. 4 tane toprak ağası. Ayrılıyorlar ve parti kuruyorlar. Değil mi?
Tamam. Şimdi aynı şimdi Türkiye başaramadı bunu. İsmet İnönü başaramadı. Ama Mısır'da iktidara gelen Cemal Abdülnasır, Suriye'de iktidara gelen askerler, Irak'ta asker şey yapan yani bu sınıfları zor kullanarak, güç kullanarak darma duman etti ve toprak şimdi o başka dağılıyor. Bir konu. Oraya yok, girmeyelim değil. İstersen. Değil. Değil bunlar. Neden değil? Tamam. Çünkü Filistin'de bu tekrarlanamadı. Filistin'de neden tekrarlanamadı bu? Çünkü daha Filistin'de böyle bir ordusu olacak. Ordusu içerisinde bir işte efendim sosyalist bir toprak dağılımı yapacak bir tarihi fırsat bulamadı Filistin. Çünkü o toprak sahiplerinden ki topraklarıyla alakası olmayan bir feodal sınıfı satın alan bir Yahudi kesim var. Yani Siyonistler veya Siyonist toprak almak isteyenler bu kesimleri elinden buldu. Mesela bütün Filistin tarihinde en büyük toprak satımını yapan aslında Lübnanlı bir aile. Yani Yahudiler gidiyorlar o tarihi bulunca. Yani bütün o toprak toplama döneminde aldıkları en büyük kocaman bir vadiyi satın alıyor adam. Kuzeyde. Yani bugün İsrail'in kuzeyinde bir vadi. Adını hatırlamıyorum çünkü. Bunu Lübnan, yani Filistin'de bile yaşamıyor adam. Lübnanlı bir aileden alıyor ya. Bu adamlar dediğim gibi absentee, yani İngilizce absentee landlord denir bunlar. Bunlar köylülere ektirirler, biçtirirler. O biçim yaptıktan sonra gider parasını toplar. Başlarına da bir tane işte efendim kahya bırakır. Diktatör gibi. Köylü eker, biçer ve biçtiğinin belli bölümünü bu ailelere verir. Bu aileler sadece tapu vardır bunlar. Yapılması gereken nedir? Bu aileleri bulup onlardan topraklarını satın almak. Köylülerden satan yok. Yani Ahmet'ten, Mehmet'ten satın almadılar. Toprak şey, ağalarından satın aldılar. Çünkü Yahud, yani Siyonist teşkilatının stratejisi şuydu. Yani şu köyde 100 metrekare alayım, bu köyde 500 metrekare alayım, bilmem şu köyde bir dönüm alayım, buraya iki aile yerleştireyim değil. Çok büyük araziler alıp oralarda köyler kentler kurmak. Kibbutz dedikleri, kibbutz şeyleri kurmak, komüniteleri kurmak. Neden önemli bu? Çünkü oraya çok oldukça düşman olabilecek bir coğrafyaya, bir halk arasına insan gönderiyorsun. Yani tek bir aile burada yaşıyor, tek bir aile burada yaşıyor değil. Ama 10 bin kişiyi mesela bir köy kurdur orada. Kibbutz deniyor onlara. Bu ailelerin kendi hayatta kalma imkanları daha fazla olacaktır ki netekim mesela o kibbutzlar zaten Avrupa'da da öyle yaşıyorlar. Yani Yahudiler hep aynı yerlerde yaşadıkları için, aynı bölgelerde yaşadıkları için oradaki bir anlamdaki Avrupa'daki kendi geto hayatını, değil mi? Geto aslında geto kelimesi İngilizce gecekondu anlamında kullanılıyor ama geto kelimesi aslında ilk kullanıldığı yer Yahudilerin ayrı yaşadıkları alan demek aslında. Yani Avrupa yani şeyinde bu kelime dağarcığında. İlk İtalya'da kullanılıyor. Geto deniyor. Yani bir anlamda ne yapıyor Siyonist teşkilat? Avrupa'daki getoları alıyor. Bunları Filistin'e yerleşiyor. Ama bunun için ilk önce toprak satın alması lazım. Ve büyük topraklar satın alması lazım. O getolar taşınınca da yaptıkları işlerden birisi hemen yerel milislerini kurmak. Güvenlik için. Çünkü köylüler saldırabilir, bedeviler saldırabilir. İşte efendim yerli idareciler var. Onlara rüşvet vermen gerekebilir ki bence verilen rüşvetin haddi hesabı yok. Ve tabii inanılmaz astronomik rakamlar isteniyor. Yani çünkü bir anlamda Siyonist teşkilatının pazarlık gücü yok. Deli gibi bu toprakları satın almak istiyor. Yani fiyatları 10 katı, 20 katı, 30 katı ne kadar artırabiliyorlarsa bu toprak sahipleri Siyonist teşkilatından bunu alıyor ve bu neticede böyle başlıyor şeyi. Ha, bu tabii yerel dengeleri alt üst eden bir şey. Ve tabii sadece tek tek değil böyle dediğim gibi getolar haline geliyor. Sadece getolar haline gelmiyor. Bunlar geldikleri zaman Avrupa'daki yapılarının aynısını buraya getiriyorlar. Kendi okullarını kuruyor. Hastane sistemlerini kuruyor. Ondan sonra ve daha da önemlisi şeylerini kendi savunma milislerini kuruyor. Bu milisler 1921'e geldiği zaman bugünkü İsrail ordusunun çekirdeğini teşkil edecek bir üst yapıda birleştirildi 1921'de. Yani tabii. 20 yıllık bir süreçte milisler kuruluyor. Daha sonra bunlar bir yapıda oluşturuluyor.
Kendi istihbarat teşkilatlarını kuruyorlar. Kendi istihbarat teşkilatlarını kuruyorlar. Tabii buradan sürekli Avrupa'dan nasıl adam getiririzin çalışmalar yapılıyor. Yahudilerin özellikle zengin Yahudilerden para toplanıyor. Rothschild'ler para veriyor veya Rothschild'lerle birlikte diğer Yahudi zenginler para veriyor. Bu bir dini dava, bir milli dava olarak da görülüyor. 1948'e gelindiği zaman şimdi 48'e gelmeden önce aslında kısa bir hatırlatma da yapmak lazım belki. Bu 1850'lerin ortasından itibaren başlayan yoğun göç bir süre sonra Osmanlı'yı rahatsız etmeye başlıyor. Tabii. Hatta Osmanlı Devleti öyle bir zaman geliyor ki 1902'ye mi 3'e kadar mı hatırlamıyorum tam 5'e kadar da olabilir. Yahudilere büyük topraklar satımını yasaklıyor arkadaşlar. Ülke dışından gelip de hiç kimse büyük toprak alamaz diye bir şey çıkarıyorlar. Ama orada da sonuçta yasak delinmek için vardır hesabı. Yerli halk üzerinden, yani daha önce oraya yerleşmiş, oranın vatandaşı olmuş ya da çok uzun yıllardır orada yaşayan insanlar üzerinden toprak almaya başlıyorlar. Bir süre sonra hatta bir yasak daha çıkarılıyor. Normalde Osmanlı vatandaşı olmayan ve Filistin topraklarında doğup büyümeyen insanların 3 aydan fazla o toprakları ziyaret etmesi, o topraklarda bulunması şeklinde bir kanun bile çıkarılıyor zamanında. O da deliniyor bir şekilde. Bunu da bir hatırlatmak gerekiyor. Çünkü sadece İngilizler değil bu Yahudi göçünü 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı vesaire sonrasında engellemeye çalışan. Yani 1903-1904 gibi zaten Yahudi teşkilatı oraya ciddi bir şekilde adam ya Yahudi yollama veya yerleştirme projesini başlatsa zaten Osmanlı zaten 1918'de zaten bölgeden çekiliyor zaten yani. Ondan önce 4 yıllık bir savaş var. Böyle çok dikkat yani bunu çok katı bir şekilde uygulayabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Evet. Zaten 1915'te Araplar isyan etmiş zaten. Ondan sonra ciddi bir savaşın ortasında İngilizler ve Filistin cephesinde savaşılıyor işte. Ben Murat cephesinde savaşılıyor. Yani İngiltere'nin şeyine geliyor. Zaten İngiltere zaten şeye söz vermiş. Yani Yahudi teşkilatına söz vermiş. Siyonistlere söz vermiş. Burada bir Yahudi teşkilatı. Ona ne deniyor? Hangi karardı o bir tane? 1917. Yani başbakan olarak, dışişleri bakanı olarak söz verildiği bir şey. Yani Yahudilere orada bir devlet kurabilmeleri için neydi ya adamın adı? Ha şeyi diyorsun. Ne açıklamasıydı? Belfast Declaration galiba değil mi? Evet. Yok. Değil ya. Belfast değil. Ya. Belfast değil ya. Neyse sen devam et. Ben sonra Balfour Declaration. 1917'de İngiltere kendini orada bir Yahudi devletinin kurulmasına bir anlamda şey yapıyor, söz veriyor. Ama tabii İngiltere bir kolonyal devlet. Orayı ele şey yapmış artık. Sürekli isyan çıkıyor bu arada. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Yani Yahudilerin orada dengeyi değiştireceğini herkes fark ediyor. Yani dolayısıyla İngiltere'nin baş ağrısı konu sürekli Filistinlerin Yahudilere saldırması ve sürekli protestoların çıkması. Bu protestoların bazıları çok sarsıcı olabiliyor. Ve bu tabii kendi bir anlamda yani o tabii benim uzmanlık alanı değil. Yani Filistinlerin kendi içerisinde de bir liderlik bölünme savaşının var. Da bölünme evet. De var. Filistin'in önde gelen aileleri arasında çekişmeler var o dönemde. Aynen. Dolayısıyla bu çekişmelerden, bu siyasi rekabetten dolayı da mesela işte kendisi din adamı olmamasına rağmen bir şekilde Kudüs müftüsü olmuş. El Hüseyni değil mi? O El Hüseyni'ydi adı. Tabii hatta o Kudüs'ün önde gelen ailelerinden biri de El Hüseyni ailesi. Evet, peygamber soyundan geldiğini iddia ediyor ve tabii kendisi de toprak ağası zaten. Ama siyasi bir sebepten dolayı yani diğer ailelerle rekabetten dolayı bu şeyi sürekli kaşıyor. Yahudilerin şeyini ve sürekli Yahudilere yönelik işte efendim sokak saldırıları, işte efendim protestolar konusunda. Yani İngilizlerin yani onunla alakalı tam bir baş ağrısı adam. Yani Kudüs müftüsü
Hüseyin'i. Ve bu yani Kudüs müftüsü olduğu yıllarda 1925, bu adam 20 yıl boyunca sürekli Yahudi düşmanlığı ve Yahudi provokasyonu yapıyor. Zaten yani hem köylüsü hem şehirlisi zaten bu tür provokasyonlara müheyya. Sürekli bir şey çıkıyor. Öyle ki İngiltere artık Yahudi göçünü zor şey yapmak zorunda kalıyor, yasaklamak zorunda kalıyor yani. Hani çünkü Arapları artık başka türlü teskin edemiyor. Ve kendisi 1917'de deklare etmesine rağmen 1948'de hiçbir şekilde İsrail devletinin kurulmasına benim rolüm olmayacak diye ayrılıyor aniden. Aynı hani Amerika'nın Afganistan'dan çıkıyor gibi. İngiltere'de 15 Mayıs 1948 günü manda yönetimi bitmiştir diyor ve apar topar ayrılıyor. Apar topar ayrılmadan yaklaşık olarak 2-3 saat önce Siyonist Teşkilatı'nın o dönemki başkanı olan ve daha sonra İsrail'in de ilk cumhurbaşkanı olacak kişi Yahudi devleti kurulmuştur açıklaması yapıyor. Ama dediğim gibi o zamana kadar çok yani engellemeler olmasına rağmen Siyonist Teşkilatı'nın inanılmaz bir kampanyası, mücadelesi var. Ne kadar getirilebiliyorsa getirilebiliyor. Yani belki insan hatta o dönemde sadece Avrupa'dan da değil bölge ülkelerinden de insan kaçakçılığı yapılıyor. Şöyle kaçakçılık mesela İran'daki, Irak'taki, Lübnan'daki Yahudilerin Filistin topraklarına kaçak yollarla götürülmesi için arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu Yahudi Ajansı dediğimiz ajans zaten Mossad'ın dedesi gibi bir şey. Daha sonra Mossad'a evriliyor. Kurulan Yahudi Ajansı'nın tonla gönüllüsü var. Her ülkeden var. Üstelik gençler var. Aralarında çok böyle entelektüel okumuş, o yaşadığı ülkede etkili olan isimler var. Hatta bununla ilgili çok enteresan ajanlık hikayeleri de vardır Orta Doğu'da anlatılan. Yani Yahudi Ajansı adına işte Beyrut'ta, Şam'da, Lübnan'da ya da İran'da, Irak topraklarında daha o yıllarda ajanlık yapan işte ne bileyim insanların Filistin topraklarına kaçırılmasını bir şekilde sağlayan bir teşkilat yapılanması söz konusu. Ama bununla da sınırlı değil, aynı zamanda ciddi bir istihbarat savaşı da başlıyor o yıllarda. O kısmı bence atlamamak gerekiyor Birol. Çünkü bugünkü çatışmaların arka planında ta 1900'lü yılların başında, hatta 1800'lü yılların sonundan itibaren az önce senin bahsettiğin o köylerin korunması için kurulan milis birliklerin dönüşmesi meselesi var. O milis birlikler zamanla Haganeye dönüşüyor, başka örgütlere dönüşüyor. Yani Filistinliler de boş durmuyor. Karşısında işte yeni silahlı örgütler kuruyorlar. Sürekli çatışmalar söz konusu, sürekli işte ne bileyim askeri olarak istihbarat savaşları vesairesi de söz konusu tabii ki. Yani siyasi tabii, yönün bir dışında de, bir de sahada da tabii, ciddi şimdi, bir askeri ve istihbarat bu, savaşı da var. Tabii bu yani Filistinlilerin yani Yahudilerin Filistin'de yaptığı yani akademik bir kelimeye dökersek bu tam olarak modern bir devletin inşasıdır bu. Evet, Siyonizm'de, kurumlarıyla birlikte. Siyonizm'de böyle biz böyle çok negatif bir anlamı var ama aslında Siyonizm Yahudi milliyetçiliğidir aslında yani. Yani ne demek? Tam olarak 19. yüzyılda doğmuş. Hemen hemen aynı dönemde Kürt milliyetçiliği ortaya çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nda. Hemen hemen aynı dönemde Arnavut milliyetçiliği ortaya çıkmış. Hemen hemen aynı dönemde Arap milliyetçiliği ortaya çıkmış. Milliyetçilik ne demek? Her milletin bir devleti olması lazım. Fikir değil mi? En basit olarak ifade edersek. O aynı dönem Yahudileri de etkilemiş ve Theodor Herzl'in tabii ki çok önemli katkısı var. Formülasyonuyla birlikte bu dava başlamış. Bir dava adamlar için yani bu. Yani nasıl mesela biz Atatürk değil mi? Milliyetçi, Türk milliyetçisi diyorsun. Niye? İşte efendim kendi önüne konan işte efendim Sevr Anlaşması'nı yırtmış ve demiş ki biz bunu kabul etmiyoruz. Biz kendi devletimizi işte efendim Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı yerde kuracağız diye savaşmış adam yani. Değil mi? Onu milliyetçilik olarak görüyorsun. Siyonizm de Yahudiliğin milliyetçiliği. Ve bunun içinde gerçekten de hani tehlikeleri göze önüne alan, işte efendim gerekirse ölmeyi göz önüne almış, çok her türlü riski almaya şey var, bir hareket yani insanlara bu motivasyonu vermiş, bu ideali vermiş,
Ve her başlangıcından itibaren devlet olarak örgütlenmiş. Yani belki bir toprak parçası içerisinde değil. Yani burada başka bir kubit var, burada başka bir kubit var. 1920 gibi çok erken bir tarihte Hediye bana ismini hatırlattı. Hagana altında o yerel milislerin örgütlenmesi var. Bu örgütlenmeler sadece yeterli değil. Aynı zamanda bunların yerel silah sanayileri, işte efendim kurşunuydu, silah üretimine başlanıyor. Evet, yani evet. Kilisinde başlanıyor. Kendi okullarını kuruyorlar. Ondan sonra kendi yani Avrupa'daki nasıl devlet nasıl işliyorsa kendileri aynısını yapıyor. İstihbarat aynı şekilde oradan gelişiyor. Avrupa'dan özellikle tabii 1933'te Avrupa'da artan Hitler'in yükselmesiyle birlikte artan antisemitizm neticesinde Avrupa'yı terk etmek isteyen Yahudilerin için bir güvenli liman kurulması veya oluşturulması tabii Siyonizmin çok işine geliyor. Hatta o kadar işine geliyor ki bazı komplocular diyor yani Hitler'i de desteklediler. Yoksa Hitler olmasaydı bu Yahudiler gelmezdi falan diyecek kadar yani Hitler'in yükselişi çok önemli. Ama Avrupa'da hayatları tehdit altında olan, tehlike altına giren Yahudiler için bir kaçış bu. Kaçıyor adamlar ve tabii şeyin de böyle bir şeyi var. Şöyle bir Batı'nın da tabii şöyle bir günahı mı diyelim artık. Amerika dahil bir toplantı yapılıyor. 1938 galiba. Bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Almanya, Hitler diğer dünya ülkelerinden istiyor. Diyor ki bu yıl ki Yahudi mülteci kotasını artırın diyor. Yani ben bu adamları kovacağım burada. Öldürmeyeyim. Bana boşuna kurşun harcatmayın. Siz bu adamları alın. Ve bir ülke bile kotasını artırmıyor. Amerika dahil. Yani bir anlamda bütün dünya Yahudileri Avrupa'da kıstırıyor. İşte böyle bir ortamda orada kıstırılmış duygusu içerisinde kendi peşlerinden koşan bir Alman ordusu var. Vahşi olan Yahudiler için bir kurtuluş oluyor. Ve gerçekten de Yahudi Filistin'de en çok göçün olduğu dönem İkinci Dünya Savaşı. Bu dönemde mesela İngiltere'nin yasakları da söz konusu. Tabii İngiltere büyük ihtimal göz yumuyor. Neden göz yumuyor? Çünkü bu Hagana dediğimiz örgüt aynı zamanda İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'nda diyor biz seninle birlikte savaşmak istiyoruz diyor Almanlara karşı. Şimdi evet. İkinci Dünya Savaşı boyunca bu da çok önemli bir şey. Yani neden İsrail ayakta kalabildiği anlamaya yönelik çok önemli bir bence anekdot. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı, Hitler Almanya'sına karşı ki Hitler Almanya'sı karşısında Polonya duramadı yani. Polonya'nın zaten bir askeri gücü yoktu. Belçika, Hollanda'yı adam bir günde aldı. Fransa yani dünyanın süper gücü olan ülkenin o ordusu 15 günde teslimi silah etti. Yani bu Mısır-İsrail savaşındaki Mısır'ın 1967'de yaşamış olduğu o aşağılanmadan daha ağır bir şey bu. Fransa ordusu Hitler karşısında 15 gün duramadı ya, teslimi silah etti. O orduya karşı bütün Avrupa, kıta Avrupası içerisinde savaşan iki grup vardı sadece. Yani gerilla savaşı yürüten. Birincisi komünistler, ikincisi Yahudiler. Ki buna mesela diyen ki Brad Pitt'in o meşhur filmi var değil mi? Inglourious Basterd mesela değil mi? Mesela o tür gerilla çetelerle, gerillalarla 6 yıl boyunca Almanya'ya karşı savaşan ve o savaşmayı öğrenen, tabii bir arada duygularından arındırılmış, inanılmaz derecede katılaşmış kalpler. Çünkü öyle bir vahşet karşısında insanlar duygularını da kaybediyorlar artık. O kişiler neticede savaş boyunca, savaş öncesinde hani Hitler'in yükselişi diye birlikte ve savaş sonrasında akın akın Filistin'e getiriliyor. Sadece Filistin'e gelmiyor tabii. Amerika'ya kaçanlar oluyor. İşte efendim başka yerlere kaçanlar oluyor ama Filistin'deki yani Yahudi davasına en büyük katkı o nüfusun gelişiyle oluyor. Öyle ki 1850'de Yahudi nüfusu %1, %2 etmezken Filistin'de 1948'e gelindiği zaman %30'ları buluyor. Yani toplam nüfus içerisindeki oran %30'ları buluyor. Muazzam bir değişiklik. Muazzam bir şey. Yani bu normal böyle normal tabii yollardan oluşabilecek bir şey değil. Tamamen göçle
sağlanan bir şey ve inanılmaz olumsuz şartlar altında yapılan bir şey. Yani olumsuzluk ne açıdan? Bir, gelişi zor. İkincisi, Filistin'de yaşam zor. Yani tamamen düşman bir halkın arasına yerleştiriliyorsun. Ve o 20 yıllık, 30 yıllık dönem tabii aynı zamanda Yahudilerin kendilerini organize etmeleri, kendi devletlerini kurmaları, kendi istihbaratlarını kurmaları, kendi ordularını kullanmalarını şey yapıyor. 1948-1947 malum işte efendim Birleşmiş Milletler'in Filistin'in bölünmesi planı 1848'de bu kabul ediliyor Birleşmiş Milletler tarafından. Ve İngiltere diyor ki ben bu bölünme planını hayata geçirmeyeceğim diyor. 1847 sonunda diyor ki ben 15 Mayıs gecesi Filistin'in mandasını bırakıyorum diyor. Kim alırsa alsın. Ben bu planı uygulamayacağım diye İngiltere kendisi açıklama yapıyor. 15 Mayıs günü geliyor ve o gün işte efendim Dünya Siyonist Teşkilatı'nın başındaki kişi, adını hatırlamıyorum şimdi, biz İsrail devletini kuruyoruz diyor. Kuruyorlar. Ertesi gün 5 Arap devleti saldırıyor. Evet. Ve ilk Arap Savaşı 1 yıl sürüyor yaklaşık olarak. İsrail hepsini kendi topraklarından atmakla kalmıyor. Yeni topraklar kazanıyor. 1847 bölünme planında Arap devleti olarak 1947'deki Arap devletine ayrılan toprakların da çok büyük bir çoğunluğu kendi toprağına katıyor. Sadece Batı Şeria ile Gaza şeridini almıyor. Oralar Gaza şeridi şeye kalıyor, Mısır'a kalıyor. Batı Şeria'da şeye kalıyor. Ürdün'e. Ürdün'e kalıyor. Dolayısıyla Filistinler devletsiz kalıyor. 1848 Filistinlerin kendilerine ait bir devleti yok. 1948. Ya İsrail'in altında yaşamaya başlıyor ki halen daha İsrail vatandaşı Araplar vardır. Ya Ürdün ya Mısır. Böylece Filistinler aslında Filistin İsrail sorununun başlangıcı bu. Yani İsrail'in yenilememesi, İsrail'in bir tsunami gibi o devleti orada kurması ve engellenememesi bunun. Ve Arapların yenilmesi 1948. Ben niye 1800 deyip duruyorum bilmiyorum, özür dilerim. Bilmiyorum ki oraya önemli bir şey vardı, acaba biz mi konuşmayı unuttuk 1848'de diye düşünüyorum. 9'da itibariyle İsrail artık şeyini kuruyor. Tabii burada yani İsrail neden burada biraz soluk alalım mı ya? Yani ben çok konuştum. Sana biraz sorun değil. Istiyorum. Çay mı alacaksın? Yok. Çay alsam iyi olur aslında. Sen istiyorsan devral. Ben çok konuştum. Şu anı kötü hissediyorum kendimi. Yok, kötü hissedilecek bir şey yok. Zaten ben de dinliyordum açıkçası. İstersen şimdi şeye geçelim yavaş yavaş. Yani 1948 Filistinlerin devletsiz kalması fiili olarak. Oradan ben bir takım şeyleri aktarayım isterseniz. Tamam. Arkadaşlar, ben de kendime peki, bir çay koyayım mı? Hediyesi anlatırken. Vallahi yayından önce alacaktın. Yayında yerimizden tamam, kalkmak yok. Tamam. Yeni kural. Bak ben kocaman bardağımla geldim yayına. Tamam. Şimdi 1948'de İsrailliler... ilk Arap-İsrail Savaşı yaşanıyor arkadaşlar ve Arap dünyasından az önce Birol'un da söylediği gibi İsrailliler çok genişçe bir arazi de alanı da daha doğrusu kendi topraklarına katmış oluyorlar ve burada Filistinlerin dramı başlıyor arkadaşlar. Yani bu Filistinlerin önemli bir kısmı Suriye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelere gidiyorlar. Hala bugün Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da 1948'de yerlerinden olan, edilen, bir şekilde savaştan kaçan ya da yerini terk etmeye zorlanan insanların torunlarının torunları yaşıyor. Nasıl yaşıyorlar? Diaspora Filistinler deniyor bunlara ama diaspora derken hani bir lobi gücü varmış gibi geliyor kulağa. Kesinlikle o şekilde değil. Tamam hadi çay yap. Çünkü şey diyorlar, bırak çayı alsın diye. Seyirciden tepki mi aldın? İzleyiciden de evet destek geldi. Ve 1948 yılında yani
Suriye, Irak'a da gidenler var zaten. Ağırlıklı olarak Suriye, Lübnan ve Ürdün'e gidiyor. Filistinler buralarda yaşamaya başlıyorlar ama geçici bir süre için biz buralardayız, topraklarımıza döneceğiz şeklinde bir fikirle yaşamaya başlıyorlar. O çadır kentler bir süre sonra gecekondulara dönüşmeye başlıyor arkadaşlar. Gecekondular derme çatma mahallelere dönüşmeye başlıyor. Her ülke kendi kanunları ya da kendi politikaları çerçevesinde bu Filistinlere haklar veriyor. Mesela Suriye'ye bakacak olursak eğer o 1948'den itibaren Suriye'ye göç eden Arap-İsrail savaşları ile birlikte daha doğrusu göç eden Filistinlerin mesela Suriye'de Suriye ordusuna bağlı bir Filistin taburu da var. Normalde vatandaşlık da verilir. İşte ne bileyim devlet kurumlarında da çalışma şartları vardır. Yani çalışabilirler ama mesela Lübnan'daki Filistinler aynı haklara sahip değiller. Lübnan'da mesela yakın zamana kadar Filistinler şu iş kollarında çalışamaz diye yasal düzenlemeler vardı arkadaşlar. Mesela Lübnan'da evlilik yoluyla vatandaşlık zaten çok zordur Filistinler açısından. Bu tarz hakları da büyük ölçüde önleri kesiliyor. Ama 1948'den itibaren bu Filistinler de daha doğrusu örgütlenmeye başlıyorlar. Yani işte Filistin Kurtuluş Cephesi kuruluyor, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi kuruluyor. Sonraki yıllarda işte birazdan muhtemelen bir rol biraz daha detaylı anlatacaktır. Bir takım işte direniş örgütleri kuruluyor. 87 yılına geliyoruz mesela Hamas kuruluyor. Bugün günümüzde konuştuğumuz Hamas örgütünden bahsediyorum. Ve ağırlıklı olarak bu örgütler Filistin topraklarının önemli bir kısmı İsrail kontrolü altında kaldığı için yaşadıkları ülkelerde faaliyet göstermeye başlıyorlar. Mesela bir süre Ürdün işte Filistin direnişi için çok önemli noktalardan biri oluyor. Suriye'de keza Filistinli grupların, direniş gruplarının mesela eğitim kampları var, silah destekleri veriliyor vesaire vesaire. Tabii 1979 İran İslam Devrimi ve ondan sonra da Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar olan dönemde Filistin direniş örgütleri ağırlıklı olarak seküler direniş örgütleri. Yani henüz siyasal İslam'ın tam olarak Filistin direniş örgütlerine sirayet etmediği yıllar. Daha sonraki yıllarda yani işte biraz Filistin Kurtuluş Örgütü'nün eylemlerinin tepki çekmesi, ondan sonra sivillerin hayatını kaybettiği eylemler yapmış olmaları, buna benzer bir takım sebeplerden dolayı işte dünyada sol rüzgarın artık esmiyor olması, seküler örgütlere, seküler silahlı gruplara desteğin çok çok her açıdan hem silah hem siyasi desteğin azalmış olması gibi bir takım sebeplerle yıllar içinde, geçtiğimiz 10 yıllar içinde o seküler damarda yavaş 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 erimeye başlıyor arkadaşlar. Yalnız şunu da belirtmem gerekiyor ki bu şeyle alakalı olarak Filistin mesela direniş örgütleriyle alakalı olarak başka yayınlar da yapmıştım ben. İsterseniz oynatma listesinden Filistin listesine bakıp oradan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha detaylı Hamas'ı da konuştuk, orada İslami Cihat gibi örgütleri de konuştuk. Evet, Birol da geldi. Birol'un mikrofonunu açıyorum hemen. Evet, dinleyebildin mi benim söylediğim kısımları? Ya dinleyemedim. Kısaca bir bilgi aktardım. Filistin direniş hareketlerinin ortaya çıkması, daha sonra işte seküler kesimin eridikçe erimesi vesaire şeklinde. Şimdi istersen sorularla devam edelim biz. Olur. Bu arada izleyicilerin de soruları var. Şimdi ben izleyicilerin sorularına gelmeden önce sana birkaç şey sormak istiyorum. Daha doğrusu birkaç konuda görüşünü sormak istiyorum. Birincisi şu. Şimdi az önce dedin ki daha 1947'den 48'den çok çok önce, yani 1800'lü yılların ortalarından itibaren, 1900'lü yılların başından itibaren İsrail'in bir devlet kurma hedefiyle hareket ettiğini biliyoruz. Hatta evet. Bu çerçevede bir devletin en önemli unsurları olan askeri yapı, güvenlik, eğitim, istihbarat vesaire gibi yapıların küçük kurulduğunu da görüyoruz. Yani bir işleyen ekonomik sistemi bile oluşturuyorlar kendi aralarındaki. Kibutsların anlamı da budur aslında. Şimdi böyle bir yapı da söz konusu. Bütün bunlar olurken mesela Filistin tarafı tam olarak ne yapıyordu?
Oraya da bir değinmek gerekiyor. Biz hep İsrail'i konuştuk burada. Yani Filistin tarafında da ya evet karşımızda İsrailli aileler, köyler, şehirler, kasabalar kuruluyor. Şöyle şöyle sistemleri var vesaire dendiği zaman Filistinlerin de benzer sistemleri söz konusu mu yoksa sadece silahlı bir takım milis gruplar kurup silahlı çatışmalara mı ağırlık veriyorlar? Şimdi Filistinlilerin genel olarak bu konudaki stratejisi yani İngiltere hükümetini işte efendim baskı altında tutarak Yahudi gücünün engellenmesi. Engellenemediği durumlarda sokak protestoları yapması, isyanlara yapmaları. Onun haricinde bunlar hani tamamen gidişatı durdurmaya yönelik adımlar. Onun haricinde böyle bir siyasi elit çıkıp bu siyasi elit ya biz de kendi devletimizi kuralım, kendi askeriyemizi kuralım, kendi ordumuzu kuralım ki ancak bu tür böyle bir karşı devlet kurarak Yahudilerle mücadele edebiliriz diye bir şeyleri yok tabii ki. Öyle bir ufuk yok zaten. Öyle bir lider de yok. Yani bunun da sebebi aslında bence yine Albert Hourani'ye dönmek istiyorum. Arap dünyasında o bölgedeki politik liderliğin toprak ağalarının elinde olması veya şeyhlerde olması, din adamlarının elinde olması. Yani ve bunlarda da böyle kendi yani Lübnan'da da mesela aynı sorun var. Belki bir gün Lübnan'ı konuşursak. Yani şu modern devletin inşası para gerektirir. Yani birilerinin vergilendirilip o vergilerin toplanıp daha sonra da böyle çok fazla yani getirisi olmayan, kar açısından getirisi olmayan ordu kurulması lazım, polis kurulması lazım. Değil mi? Bunlar böyle görünüşe bakıldığı zaman böyle kimseye bir kazanç sağlamayacak şeylerdir. İşte silah alman gerekir, üniforma alman gerekir, okullar açman gerekir ki subaylar yetiştiresin falan. Buna normal bakıldığı zaman bu sınıf hiçbir zaman girişmez. Buna kim girişir? Buna o sınıfların dışından gelecek ve bunun bu yani kendi hem siyasi iktidarını hem işte efendim geleceğini devlette gören bir sınıfın olması lazım, bir grubun olması lazım. Filistinlerde böyle bir irade yok. Şimdi burada bir anlamda şöyle bir sorun da var. İngiltere'nin koloni yönetimi de böyle içinde bulunduğu halklara için böyle bir devlet kurayım gibi bir politikası yok İngiltere'nin. İngiltere işte efendim böyle büyük başlarla anlaşıp onlar sayesinde yönetmeyi ve sükuneti sağlamayı çalışan bir şey. İngiliz kolonisi böyle. Fransızların haricinde. Fransızlarda daha böyle şey var. Hani daha cumhuriyetçi gelenekten geliyor. İşte efendim biraz daha devlet kurumlarını da kuralım. Yani ve bunun için de tabii kurumları kurman için de mesela bir ordu için bir askeri okul açman gerekiyor. Ya işte Tabii. efendim bir mesela Suriye'de bunu yapıyor mesela şey Fransa. Mesela orada da mesela çok ilginç Fransa'nın açtığı askeri okullara ilgi gösterenler Sünni toprak sahibi ve burjuva sınıfının tüccar sınıfının çocukları değil. Çünkü onlar böyle bir projeyle ilgilenmez. Çünkü böyle bir şeyi de finanse de etmezler. Kendi kendilerini de vergilendirmez. Kim ilgilenir? Bununla köylü kökenden gelen Suriye'nin Nusayrileri ilgilenir. Değil mi? Yani Evet. çünkü neden? Onların böyle bir Şiileri ilgilenir. veya Şiileri ilgilenir. Onlar ilgilendiği için de bir noktadan sonra devlet o grupların eline geçer. Ve ancak öyle bir sınıf yani yani burjuva yok tabii ki Orta Doğu'da. Burjuva kelimesini öyle şey kullanıyorum da yani tüccar sınıfı var. Yani burjuvanın nice olmazsa bir vizyonu vardır. Yani şey olarak hani ya böyle bir devletimiz olması lazım ekonominin işlemesi. Tüccar adam yani gününün hesabını yapar. Ve toprak ağası da benim topraklarıma dokunulmasın. Ben ne kadar az vereyim o kadar vergi vereyim. Bunun derdindedir yani. Şimdi Filistin'de talihsizliği bir anlamda bir İngiliz sömürgesi olması, mandası olması. İkincisi de siyasi liderliğin işte efendim o dini liderler
toprak ağları ve olması. Dolayısıyla böyle sistematik bir şekilde Yahudilerin kendi devletini inşa etmeleri projesinin karşısında karşı projeyle gelmiyorlar zaten yani. Ki 1948-49 savaşı çok ilginç. Yani İsrail'e saldıranlar Filistinler değil. Yani savaş Mısır, Suriye, Irak, Ürdün ve Kral Abdülaziz'in yolladığı 500 tane Bedevi arasında geçiyor. Ve İsrail tabii 5'ini de yeniyor ilk savaşta. Burada tabii ya Araplar nasıl yenemedi sorusu var. Araplar yenemezdi. O savaşı 1000 kere yapsalar İsrail yenerdi. Çünkü İsrail'in modern bir ordu tecrübesi var. Avrupa'dan gelen bir tecrübe var. O küçümsenmemesi gerekir. Neden küçümsenmemesi gerekir? Bizim bütün 19. yüzyıl Avrupa'yı taklitle geçmiş zaten yani. Yani bizim yani evet, Osmanlı'nın Avrupa'dan taklidi, yani Avrupa'dan gelen adamlar aynı devlet sistemini şeyde kuruyor. Orta Doğu'nun bir anlamda kalbinde kurarak Araplara karşı inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Ki o avantaj daha vahim bir şekilde 1967'de kuruldu. Yani o 20 yıl içerisinde İsrail öyle bir mesafe kat etti ki yani Mısır'a inanılmaz bir hezimet yaşattı. 6 gün savaşları. 6 günde biten bir savaş yani. Bilemiyorum. Evet. Şimdi sorulara bakalım yavaş yavaş. Arkadaşlar sorularınızı yazın isterseniz siz de. Biz de yavaş yavaş toparlayalım yayını da. Şimdi mesela Muharrem Palaz demiş ki Yahudiler Filistin'e gelmeye başladığında gerçek anlamda bir Filistin devleti var mıydı? Başlangıçta Filistin bölgesinde Yahudi nüfusu %11 iken kısa sürede göçlerle %45'e ulaşmış demiş. Gerçi bunu anlattın sandı ama bir şeyler söylemek ister misin? Filistin devleti yoktu. Orası Osmanlı'nın bir parçasıydı. Bir eyalet. Dolayısıyla merkezden yönetilen bir şey. Osmanlı'nın ne kadar ordusu varsa orada tuttuğu o vardı yani. Filistinlilerin, Yahudilerin toprak almasını da engelleyen, göçü de engelleyen bir devlet mekanizması varsa o da Osmanlı'nın devletiydi. Ki o devlet de zaten İngiltere yani savaşta yenilince geri çekildi. Geri çekilince de tabii bir devlet mekanizması orada kalmadı. Filistin'deki Yahudi nüfusu başlangıç tarihiniz ne onu bilmiyorum. Ama 1850'de baktığımız zaman %1 bile değil. 1948'de de bütün Filistin'deki rakam oranları %30'larda, %32, %33. Birleşmiş Milletler bölünme planında Yahudi devletine ayrılan yerde de %50 sadece. Yani kendi topraklarında bile çoğunluk değil. Ama yine de nüfus artışı olarak bakıldığı zaman çok büyük bir başarı. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Ve tabii şu da var yani gelen Yahudi nüfusu çok daha okumuş bir Yahudi nüfusu. Avrupa'dan gelen işte evet. Efendim 1925 yılında üniversitesini kuruyor adam. Hebrew University of Jerusalem'ı kuruyor. Orada ilk dersi veren kişi Albert Einstein. Yani düşünün yani Newton'dan sonraki fizik iliminin en dev ismi gelip orada ilk şeyi veren. Dolayısıyla sürekli Avrupa ve Amerika'daki böyle dünyanın en iyi üniversitelerinde ders veren fizikçi, matematikçi, ekonomist artık kimler varsa bunlar tarafından da sürekli beslenen bir üniversitesi var. İsrail'in. Yani İsrail'in dünyadaki şeyi yani üniversiteler seviyesindeki konumu aslında tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Birçok mesela Amerika'nın en iyi üniversitelerindeki hocalar bir sömestr gider ders verir mesela İsrail'de. Mesela Orta Doğu'daki hiçbir devletin böyle bir lüksü yok. Çin'in böyle bir lüksü yok. Japonya'nın böyle bir lüksü yok. Güney Kore'nin böyle bir lüksü yok. Çünkü dediğim gibi İsrail Yahudilerin göz bebeği bir devlet. Dünyadaki her Yahudinin bu devletin devamı ve iyiliği için duygusal olarak yaptığı bir fedakarlık. Fedakarlık var. Hem para yollama açısından hem işte efendim ve en önemlisi tabii insan şeyi yani insan sermayesi. Yani Batı'nın modernleşmesinden tam olarak nasiplenen ve faydalanan
bir Yahudi cemaatinin ki o Yahudiler yani matematikte, fizikte, ekonomide çok önemli yerler var ki Einstein bunlardan birisi. Yani Oppenheimer'ı izlemişsinizdir. Oppenheimer'ın kendisi Yahudi. Orada konuştuğu akıl hocalığını yapan kişi Einstein Yahudi. Orada Amerika için atom bombasını işgal edenlerin arasında kaç tane Yahudi var? Evet. Yani ve bunlar aynı zamanda İsrail'i de besliyor. Yani entelektüel olarak besliyor, akademik olarak besliyor. Dolayısıyla yani Yahudilerin insan sermayesi, finansal sermayesi, örgütlülüğü ile içine konduğu topraklar karşılaştırılamaz yani. Birincisi hala orta çağda yaşayan bir halk. Diğeri evet. İşte efendim dünyanın en medeni ülkelerinde eğitim alabilen ve Batı ile her anlamda yarış edebilen veya Batı'ya doğrudan katkı yapan adamlar yani. Yani Yahudi tarihinin içinde o isimleri Batı modernleşmesinden ayırt edemeyiz ki. Ya hatta bununla ilgili kimin hatıratındaydı hatırlamıyorum da birinin hatıratında okumuştum. Yine bölgenin önemli isimlerinden birinin. Evet, Birol ben ve bizim isim hafızamız arkadaşlar. Neyse bu yayınları düzenli takip ederseniz hatırlarsınız bunu da. Adamın adını unuttum her neyse. Adam şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Yahudiler hani devlet tipi bir sistem kurmaya başladıkları zaman milliyetçilik anlayışını ya da milliyetçilik fikrini, devlet kurma fikrini ne Filistinlerden çok çok daha önce keşfettiler diyor. Çünkü o dönemde zaten Filistinler Osmanlı tebaasıydı. Dolayısıyla bir devlet olma, devletleşme, devlet kurma, bir milliyetçilik akımı çerçevesinde hareket etme gibi bir ihtiyaç duymadılar. Dolayısıyla hani Yahudi kesimin bu yöndeki çalışmaları Filistinlerden çok çok önce başladı. Filistinler bunu fark ettiği zaman yani ya milliyetçilik diye bir şey varmış aslında kendi devletimizi de kurabilirmişiz şeklinde bir şeyi fark ettiğinde zaten Yahudi olan kesim çok çok da, ciddi mesafe kat etmiş. Bir de orada şöyle bir şeyden bahsediyordu hatırladığım kadarıyla yine. Diyor ki Osmanlı 400 küsur yıldır o topraklardaydı. Yani hiç kimse Birinci Dünya Savaşı olduğu yıllarda mesela Osmanlı'nın küt diye yıkılıp gidebileceğine inanmıyordu. Yani hani böyle bir şeyi idrak etmeleri bile zaman almış arkadaşlar. Böyle bir takım iddialarda bulunmuştu. Adamın adını hatırlarsam söylerim. Yani gayet makul iddialar. Evet, Rukan Kaya demiş ki İngilizlerin Filistin politikası özellikle Siyonizmin gelişmesinde rolü ve etkisi nedir? Evet, yani İngilizler. 1917'de malum Balfour deklarasyonu var. İngiltere'yi bir anlamda Yahudi devletinin kurmasına destekleme noktasında bir... Her milletin kendi kaderini tayin hakkı kısaca. İrade ortaya koymuş ama İngiltere'nin çok böyle aktif bir şekilde desteklemekten daha ziyade yani daha çok Yahudi göçüne göz yumma. Yani Yahudilerin orada varlığını daha yani böyle bir aktif bir katkısının olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Yani indirekt katkısı oldu. Hatta yani Winston Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin başbakanı olan bir adam. Hitler kadar antisemitik bir adamdı yani. Yani öyle Yahudi sevdasıyla işte efendim böyle gözleri dönmüş veya gözlerinde kalpler dolan bir adam değildi. Avrupa'da öyle bir adam bulmak zordu zaten. Yani hani o antisemitik duygular o kadar çok böyle derinlere işlemiş ki, o kadar çok kalplere işlemiş ki. O nefret yani elitlerinde de vardı o. Dolayısıyla Yahudiler sadece işte efendim para vererek, rüşvet vererek, destek vererek ancak böyle bir şeyi şey yapabiliyorlardı. Yani dolayısıyla ben böyle İngilizlerin bir etkisi olduğunu açıkçası çok önemli bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Yani etkisi ya indirektir veya negatiftir. Yani negatifliği de yapılan o olumsuz antisemitik şeyden dolayı.
Ya orada aslında şey de var. İngilizlerin mesela Araplara, Filistinlere ayrı, Araplara ayrı, işte ne bileyim Bedevilere ayrı, Yahudilere ayrı sözler verme meselesi de var ya. Ondan dolayı mesela genelde insanlarda şöyle bir algı var. İngilizler Yahudi devletini kurdurdu ya da temelini attırdı meselesi var. Buna da bir değinmek gerekiyor elbette. Yok, esas zaten İngiltere'de doğrusu Yahudi yok zaten. Yani İsrail'i kuran Yahudilerin geldiği yerlere bakılırsa Almandır bunlar. Avusturyalıdır. Rus'tu. Yani Ama İngiliz kim var mandası, mesela? Hatta bir tanesi İngiliz-İsrail dönemi İstanbul var. hukuk mezunu, değil mi? Yani Türkiye'den de katkı yapan var. Yani Batı Avrupa böyle Yahudiliğin çok yoğun olduğu ve güçlü olduğu bir yer değil ki. Rothschild yani İngiliz değil, Fransız değil. Ha, belki özel vatandaşlık almış olabilir bankacılık şeylerinden dolayı ama hem sonra Ama ne dediğim olursa olsun dönemde. sonuçta şöyle bir şey var. Yani Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı ile savaşan İngilizlerdi bu coğrafyada en nihayetinde ve Bunu İngilizlerin Yahudiler de için yapmazlar, onu Osmanlı... demek istiyorum yani. Yani o kadar güçleri yok yani İngiltere. Almanya'da güçleri yok. En çok nüfusunun olduğu yerler. Yani dediğim gibi o bu ülkelerin şeylerine bakarken o çok derin antisemitik şeyler duyguları hesaba katmamız gerekiyor yani. Böyle Yahudiler çok sevilen bir halk değildi. Onlar da farkındaydı bunun. Dediğim gibi Theodor Herzl'in bunu fark ettiği olay, bütün çıplaklığıyla gördüğü olay Dreyfus'un içinde kendini bulduğu haldi yani. Yani bu adam Fransız vatandaşı olabilmek için yani her şeyi yapmış bir adam. Çok zengin bir adam olmasına rağmen askeri hayatı göze almış bir adam. Ki askerliğe genelde böyle alt sınıflardan gelenler girer yani. Çok zor hayat olduğu için. Bir Yahudi'nin ne işi var Evet. askerlikte? Yani ki babası zaten fabrika sahibi bir adam yani. Zengin bir adam Dreyfus'un babası. Ama o bir şekilde Yahudilerin de iyi bir Fransız olabileceğini göstermek için herhalde böyle bir sevdaya kapılıyor ve çok ağır bir bedel ödüyor. Çok ağır bir bedel ödüyor. Yani 4 yıl falan kalıyor galiba bazı hapishanede. Güney Amerika'da. Evet. Rukan Kaya'nın sorusu var. Demiş ki Yahudiler için devlet kurmanın zorunluluğu 20. yüzyılda mı başlıyor? Avrupa ülkelerinin Siyonizme destek vermesi bu dönemde mi etkili olmaya başladı? Güzel Şimdi soru. devlet zorunluluğu diye bir şey yani her halkın kendi devletini kurması fikri zaten milliyetçilik. Fransız ihtilali sonrasında popüler olmuş bir şey. Yani ki mesela Osmanlı'da Sırp isyanıyla başlayan ve ardı ardına gelen ondan önce galiba Rum isyanı da var, Yunan isyanı. İkisi aynı zamanda oluyor. Bulgar isyanı, ondan sonra en son Arnavutlar isyanı, Kürtlerin isyanı. Kürtler isyanı yani 1925 Şeyh Said ayaklanması nedir? Yani Kürt milliyetçiliğidir. Yani dini söylemin olması bir şey değiştirmez. Aynı ayaklanmadan Kuzey Irak'ta da vardır. Aynı ayaklanmadan İran'da da vardır. Yani dolayısıyla bir dönem var. O dönem milliyetçilik asrıdır o çağıdır. Bütün halkların kendi devletini kurabilme şeyidir. Ardında koştuğu bir dönemdir. Yahudiler de o halklardan sadece bir tanesi. Başarılı olması yani Yahudilere özel yapan şu yani mesela bir Kürtler mesela Kürtler de başarısız olmuş bir halk yani kendi halk şeyini kuramamış. Mesela Ermeniler de mesela çok büyük bir bedel ödemiş. Kendi devletlerini kurmuşlar ama yani çok küçük bir devlet tabii. Yani yayıldıkları coğrafyaya bakılarak alabildikleri toprak neresi? Çok küçük bir alan Kafkasya'da. Arnavutların kendi devleti var, Bulgarların kendi devleti var, Yunanlıların kendi devleti var, Sırpların kendi devleti var. Bazıları başarılı olmuş, bazıları olamamış. Araplar olmuş, hatta 20 devletleri var adamların şu anda. Yahudilerinkini şey yapan ne? Böyle bir anlamda özel kılan ne? Aslında kendilerinin çoğunluk olmadığı bir toprakta kurmak istiyorlar bunu. Yani hani Filistin'de varlıkları yok ve çok düşman bir toplumun içerisine yerleştiriliyor. Yani aslında mesela Latin Amerika'da kurmak istedilerdi çok daha kolay olurdu bu iş. Afrika'da kurmak istedilerdi daha kolay kurarlardı. En azından çevre halklardan daha düşmanca duygular beslemezlerdi. Ama tabii oralara Yahudileri nasıl götüreceksin yani o büyük bir sorun.
Bu da İsrail'in kuruluşu bir dini bir şey var yani. İsrail'in adı bile değil mi? Yakup peygamberin adı İsrail'deki. Ve anlamı da çok ilginç yani. Yakup peygambere bu adın verilmesinin sebebi İsrail bir menkıbede işte efendim Yakup şeyi görüyor, böyle birisini görüyor, nehrin karşısına geçiyor ve bununla saatlerce kavga ediyor, güreşiyor yani. Ve daha sonra yeniyor onu ve işte Tanrı'yla kavga etti. Tanrı, o meğerse o melekmiş falan. Dolayısıyla Tanrı'yı yenen veya işte efendim o meleği yenen, ona galip gelen anlamında İsrail adı veriliyor. Yani aslında bir anlamda kendilerinin yaptığı işe verdikleri mana o yani. Hani sadece İsrail'in çocukları değil, aynı zamanda inanılmaz derecede zor bir işi başaran, ki gerçekten öyle bir başaran. Yani mesela Kürtler daha avantajlıydı devlet kurma açısından. Ermeniler daha başarılıydı. Yani daha şanslıydı. Çünkü neden? Bir toplu şey var. Doğu Anadolu komple Ermenilerin çoğunluğu olduğu bir yer. Yapmaları gereken bir savaşı kazanmaktı. Ama kazanamadı, kaybetti falan gibi. Şimdi Muharrem Palaz demiş ki İsrail Devleti 1948, FKÖ 1964'te kurulmuş. Aradan 16 yıl geçmiş, geç kalınmış olmuyor mu? Güzel bir FKÖ soru. Günümüze, Filistin Kurtuluş Örgütü günümüze kadar gelmiş olsaydı birbirini tanıyan iki devlet ve bir barış ortamı olur muydu? Bir dakika. Evet. Şimdi arada gerçekten de 16 yıl gibi bir süre var. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün tam olarak kuruluş tarihi onu tam olarak hatırlamıyorum ama oysa ki makul tarihler. Oysa şimdi şu var. Yani Filistin sorunu 1948'de başlıyor. Yani İsrail Devleti'nin kuruluşuyla ve Araplar için öngörülen devletin kurulamamasıyla. Değil mi? Orada ayrı bir devlet olması gerekiyordu normal şartlarda. O devlet olsaydı, o devlet kurulsaydı, yani başından beri iki ayrı devlet olsaydı bugün bu sorun bu boyutta olmazdı. Sorun devleti olmayan bir halkın doğması. Ve bu halk ne oluyor? Hediye de anlattı. Bu halk sürülüyor kendi topraklarından, kendi evlerinden sürülüyor. Bir kısmı Lübnan'a gidiyor, bir kısmı Suriye'ye gidiyor, bir kısmı Ürdün'e gidiyor, bir kısmı Gazze'ye, bir kısmı Batı Şeria'ya. Yani İsrail sadece Araplara ait toprakları almıyor, oralardaki Arapları sürüyor, zor kullanarak, güç kullanarak sürüyor. Ve bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Yani bu topraklarda sadece Yahudiler olması lazım, yoksa biz ayakta kalamayız diyorlar zaten. Yani. Hani bir anlamda tamamen... Şu mikrofonu tekrar arkaya alır mısın? Ses biraz daha bozulmaya başladı çünkü. Sözün tabii duymuyor şimdi. Evet. Şimdi Filistin tarihinde, Filistinlerin tarihinde bu olay Nakba olarak geçer. Felaket. Yani Arapça kelime. Felaket olarak geçer. Neden? Yaklaşık olarak o dönemki tarih itibariyle 900 bin Filistinli kendi topraklarından, köylerinden o savaş yüzünden sürülüyor ve Lübnan, Suriye, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'deki kurulan geçici mülteci kamplarına yerleştiriliyor. Hediye'nin dediği gibi bu kamplar hala var. Yani Lübnan'da artık kaç nesil geçmişse, 3 nesil geçmişse ve bu kampların koşulları da öyle gerçekten kötü koşullar. Ve bu insanların hayatları bitik yani. Bu insanların hayatları artık orada geçiyor. İçinde bulundukları topluma entegre olamıyorlar, olmuyorlar. Haklar verilmiyor, vatandaşlıkları verilmiyor. Vatandaşlık verenler oldu. Ürdün mesela bunların içerisindeki en yumuşak politikayı takip eden oldu. Ürdün bir sürü Filistinli, Ürdün vatandaşı olduktan sonra ancak dünyanın başka yerlerine seyahat edebildikler. Şimdi dolayısıyla 1948'den sonra darma duman olmuş bir halk var. Bu halkın bir anlamda organize olabilmesi, ne oldu bize, ne yapacağız? Hatta birçoğu muhtemelen ya bu geçici bir süre biz kovulduk, geri döneriz, tekrar evimize döneriz fikrindeydi belki de.
Ama hiçbirisi böyle çok tamamen biz topraklarımızdan koparıldık diye yaşamıyordu. Dolayısıyla Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması ki Nasr'ın öncülüğünde kuruldu. Ondan önce onlarca küçük Filistin şeyi var, örgütü var. Bunlardan birisi Fetah, şeyin kurduğu, Yasir Arafat'ın kurduğu Fetah. El Fetih, bizim El Fetih dediğimiz, onlara Fetah dedikleri. Ve onun haricinde başka örgütler var. Bazıları solcu, aşırı solcu, bazıları sağcı. Ondan önce Filistinlilerin yücelttiği bir figür olan fedai figürü var. Yani ne demek bu fedai? İşte efendim artık bir noktadan sonra bu 1949 savaşından sonra İsrail'e böyle gece yağmalamalara giden Filistinli fedai figürü. Dolayısıyla hani Filistinler atıldı ama böyle örgütleşmeleri zaman aldı diyelim. O örgütleşmeleri de o ilk ayrılanlar değil, onların çocukları yapmaya başladı. Yani biraz daha böyle ne yaşandığının farkında olan ve neleri kaybettiklerini tam olarak idrak edebilmiş olan gençler. İşte Yasir Arafat'ıydı, işte Mahmut Abbas'ıydı. Mahmut Abbas Kuveyt'te çalışıyordu. Yasir Arafat Mısır'da okumuştu. Daha sonra Kuveyt'e gidiyor, Kuveyt'te çalışıyor. Bunlar bir araya geliyorlar. Bu örgütlenme işi zaman alan bir şey. Yani böyle bir günde hemen bir örgütümüzü kuralım, İsrail'e karşı savaşalım olmuyor. Dolayısıyla peki, ama nihayetinde 1960'lara gelindiği zaman birden fazla Filistinli örgüt İsrail'e karşı savaşma niyetiyle kurulmuş bir durumda. Bunları bir çatı altında birleştirmek için Nasr'ın girişimiydi diye hatırlıyorum. Hiç yanılmıyorsam Filistin Kurtuluş Örgütü kuruluyor 1964 yılında. Geç kalınmış mı? Geç kalınmış ama bu doğal olan bir şey. Yani dediğim gibi öyle örgütlü bir şey yok. Bir de tabii Nasr figürü var tabii yani. Hani Nasr İsrail'e karşı işte efendim mücadelenin simge ismi. Yani dolayısıyla biraz Filistinliler yani Nasr bu işi çözer şeyine de kapılmış olabilir. Yani onu bir bakalım ne yapacak filan gibi. Ki nitekim 1967'den sonra zaten Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ciddi anlamda şeyi başlıyor. Yani onların fark ettikleri şu, yani bu sorunu bizden başkası çözemeyecek. Çünkü bizden başkası bu konuyu da İşte efendim ter dökmez, kan dökmez deyip Mısır'da ümidi kesme, Suriye'den ümidi kesme, diğer Araplardan ümidi kesip artık kendilerinin silahı eline alıp bir anlamda İsrail'e karşı mücadeleyi başlatmaları aslında 1967'den sonraki başlıyor ki Yasir Arafat'ın yükselişi de o olay zaten. Malum Yasir Arafat'ın bulduğu 1967'den sonraki yenilgiden sonra olduğu yer hemen İsrail sınırının ötesindeki Ürdün'deki Karama köyüdür. Karama köyünde bir şey var. Köyde bir Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ait bir kamp var. O kamptan işte efendim geceleri saldırılar düzenleniyor. İşte efendim işte bir İsrailli'yi öldürüyor. İsrailli'yi öldürüyor. Daha sonra İsrail o savaşın da tabii bir vermiş olduğu bir fazla güvenle Karama'ya bir operasyon düzenliyorlar. Ve orada çok ciddi kayıplar veriyor İsrail. Hatta bir tane tankını kaybediyor galiba diye hatırlıyorum. Ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani Mısır ordusunu perişan eden ordu küçük bir köydeki Filistin Kurtuluş Örgütü militanları karşısında geri çekilmek zorunda kalıyor. Öyle bir direnişle karşılaşıyor. Ve o olay Yasir Arafat'ın gerçek bir Filistin kahramanı olarak, milli kahramanı olarak ortaya çıktığı şey. Ve zirvesi yani bence hayatındaki zirve. Ondan sonrası tamamen çöküş çünkü. Burada şöyle bir şey de var. Muharrem Palaz'ın sorusuna ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi İsrail Devleti tamam 48'de kuruldu. FKÖ 64'te doğru. FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü. Ama zaten 60'lı yıllara kadar Birol'un da bahsettiği gibi İsrail meselesi bölge devletlerinin meselesiydi. Yani Filistinlerin tek başına örgütlenip de bizim bu İsrail'i alt etmemiz gerekiyor demesi gereken bir seviyeye gelmemişti henüz. Ve yine Birol'un bahsettiği gibi Cemal Abdülnasır gibi Arap milliyetçiliği rüzgarları estiren bir karizmatik lider vardı bölgede. Zaten Cemal Abdülnasır kendisi dışında Filistin meselesini sahiplenecek, ön plana çıkarabilecek herhangi bir yapının, kuruluşun, örgütün ortaya çıkmasına da çok göz yuman bir adam değildi.
Bugün mesela işte FKÖ günümüze kadar gelmiş olsaydı birbirini tanıyan iki devlet ve barış ortamı olur muydu? Yani en azından bu sorunun iki boyutu var arkadaşlar. FKÖ kalmış olsaydı bile İsrail tarafında kim olacaktı? Kimler Hayır, olacaktı? FKÖ var ki zaten. FKÖ Yok, yok değil FKÖ ki. hala güçlü, karizmatik bir liderle birlikte var olsaydı anlamında. Adam devlet başkanı Mahmut Abbas. İyi de bir Yasir Arafat değil ki. Ama onun devamı Yasir Arafat FKÖ'nün başkanı ve Filistin'in şeyidir. Filistin Ya otorite. FKÖ var şu anda. Yani yok diyemezsin. FKÖ var şu anda, yok değil Sadece zaten. hani Yasir Arafat'ın bir anlamda devrimci hikayesini tamamlamamız gerekir bu soruyu tam olarak cevaplamak için. Ne oldu ondan sonra? 1967'den sonra ne oldu sorusu var. Ya ondan sonra Yasir Arafat'ın çöküşü ve Hamas'ın yükselişi. Hamas Yükselişi tabii var. 1980'lerde şey yapıyor. Bir yandan da yani FKÖ Hamas'la mücadele edemedi yani. Bir anlamda varlık nedenini kaybetti. Bunun sebepleri çok. Vaktimiz olmadığı için girmeyeyim ben buna ama bugün halen daha bu ikilik var zaten. Bu zaten İsrail'in de tanıdığı FETÖ aslında. Ya Yani evet, bugün Filistin Kurtuluş Örgütü de Muharrem Bey burada şey olarak soruyor. Anladığım kadarıyla, yanlış anlamadıysam. Yani hani Yasir Arafat gibi karizmatik bir lider, Arap dünyası diyorum, Filistinleri tek çatı altında toplayabilecek, işte uluslararası düzeyde platformlara hitap edebilecek bir karizması olan bir FKÖ'den bahsediyoruz. Filistin Kurtuluş Örgütü hala var zaten arkadaşlar. Ama Yasir evet. Arafat karizmayı çizdi ya. 1974'te çizdi yani. Ondan sonra bir liderliği Yine kalmadı de onun. Mahmut Abbas'tan iyiydi Allah aşkına yani. Neyse. Rukan Kaya diyor ki ABD İsrail ile yakın ilişkisinde ekonomik ve diplomatik bağlar dışında neler söylenebilir? Özellikle Yahudi lobisinin ABD'deki etkisi demiş. Evet, bu etki var. Yani Yahudi lobisinin güçlü olduğuna dair hiçbir şekilde kuşku yok. Hatta bununla alakalı yazılmış da bir kitap var. Kitabı yazanlardan birisi University of Chicago profesörü John Mearsheimer, diğeri de Harvard profesörü Stephen Waltz. Bu ikisi yani Amerika'daki uluslararası ilişkiler alanının iki dev ismidir bunlar. Realist, Israeli Lobby diye bir kitap yayınladılar. Kitabı yayınlayan yayın evine bakarsa izleyiciler, seyirciler yani böyle bilinmedik bir yayın. Harvard University Press değil, işte University of Chicago Press değil. Bunların hiçbiri yayınlamıyor kitap. Yani Tamam. iki tane Amerika'nın uluslararası, yani bu adamlar Amerika'nın en üstün dergilerinde ve en üst, en yani seviye olarak en üst yayın organlarında yayın yapabilen adamlar bunlar. Ama bu kitabı Tabii. yayınlayamıyorlar. Sebebi İsrail lobisinin Amerikan dış politikasındaki etkisini ortaya koydukları için yayınlamıyorlar. Bu bir gerçek. Neden böyle bir etki var? Yani bunun etkisinin sebebi yani Yahudilerin Amerika'ya göçünden beri hem ekonomik bir güç olmaları hem finansal bir güç olmaları aynı zamanda da üniversitelerdeki çok ciddi varlığı ama bu böyle yani Yahudilerin büyük fedakarlıklar yaparak elde ettikleri bir etki. Yani üniversiteye yerleşmeye çalışıyor. Yoksa Harvard mesela 1950'lerde Yahudi kabul etmiyordu mesela. Yani öğrenci kabul etmiyor. Hocayı geçtim ben. Ama Yahudiler o kadar böyle Avrupa'daki o antisemitik havadan hayatta kalmayı başarabilmiş bir halk ki Amerika'da işte kendi şeyini, kendi ne diyelim cemaatine ait olanları üniversitelere sokarak. Kendileri sokmuyor tabii. Bu adamlar zaten zeki adamlar zaten yani. Yahudiler gerçekten yani IQ olarak bence dünya ortalamasının çok çok üstünde bir halk. Yani sadece bir şeyi hedeflemeleri yetiyor. Bir de birbirlerine olan destekleri söz konusu. Evet, dayanışma. Dayanışma söz konusu. Mesela Türkiye'deki işte efendim bir Yahudi ailesinin çocuğu mesela İngilizcesini ilerletmek için çok rahat bir yaz Amerika'ya gidip bir yer bulabilir. Çok rahat.
Çünkü neden? Yahudiler uluslararası bir şey. Yani uluslararası değil hatta. Transnational, yani ulus üstü bir ulus. Yani Latin Amerika'da varlar, Amerika'da varlar, Avrupa'da varlar. Birbirlerini koruyan, birbirlerine destek olan bir halk. Bu da anlaşılır. Yani bu yaşadıkları 2000 yıllık bir sürgün hayatı, bir baskı dönemi. Onları ancak böyle birbirlerine destek olarak ancak hayatta kalabilmelerini, bir halk olarak hayatta kalabilmelerini sağlamış. Dolayısıyla Amerika'daki böyle lobicilik de çok iyi olmaları ki, ama bu şu demek değildir. Yani Amerikan dış politikası tamamen Yahudilerin elinde. Hayır. Sadece İsrail söz konusu olduğu zaman önemli. Mesela Suudi lobisi de mesela Amerikan Yahudi lobisi kadar etkileyici bir lobidir. Hatta öyle ki mesela 1990'larda Amerika Suudi Arabistan Amerika'dan bir uçak almak istiyor. Yani şey uçak. Bu filmlerde görmüşsünüz, böyle tepesinde böyle bir şey var. O uçakları almak istiyor. İsrail lobisi karşı çıkıyor buna. Suudi Arabistan'ı satmayın diye. Ama Suudi Arabistan lobisi kazanıyor ve Suudi Arabistan satıyorlar o uçağı. Yani Amerika'nın en de sonunda hani industrial military complex, Eisenhower'un dediği endüstriyel sanayi askeri kompleks mi? Türkçe'ye nasıl çeviriyorlar onu? Onun çıkarları söz konusu olduğu zaman Yahudi'yi dinlemez yani. Ama dinlemesinde bir beis olmadığı durumlarda da dinler. Çünkü önemli bir lobi. İşte efendim ve sonra şöyle bir şey var tabii. Hani bu bunun doğru olabilmesi bana çok hep akıldan uzak geldiği için en son bahsediyorum bundan. Yani Amerika'da güçlü bir evanjelik şey var yani. Hristiyan, beyaz. Hani bizim İslamcı gibi. Bunlar Hristiyanların İslamcıları. Ama güçlü. Özellikle cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi eyaletlerde güçlü. Bunların bazılarında böyle yani Yahudilerin Orta Doğu'da toplanıp işte efendim orada bir devlet kurmaları dini bir vazife gibi algılıyorlar bunlar yani. Yani bir anlamda kıyameti getirecek. İkinci, yani İsa'nın tekrar inişini hızlandıracak. Dolayısıyla Yahudiler Orta Doğu'da böyle, yani şimdi bunları söylüyorum ama bu inancın ne kadar delice olduğunun da farkındayım. Ama insanların ne saçma sapan şeylere inandığını gördükten sonra, bu yaştan sonra böyle şey olur mu, ne saçma şey demiyorum artık. Dolayısıyla belki 10 yıl önceki bir rol başkanla karşılaşsaydınız belki ya böyle saçmalık mı olur deyip atardım, ama bugün o kadar saçmalık değil diyemiyorum. Gerçekten buna inanan, yani Yahudilerin Orta Doğu'da bir devlet kurup, anarşi çıkartıp, Mesih'in yani İsa'nın ikinci dönüşünü hızlandıracak bir süreci katkı sağlamak isteyen bazı manyak evangelikler olabilir gerçekten de. Ya onlar da güçlü. Yani Amerika'da özellikle cumhuriyetçi şeyde güçlü. Yani yoksa Trump mesela, değil mi? Neden Yahudilere bu kadar çok şey yapsın? Yani başkenti Kudüs olarak tanıyacak. Tel Aviv'den Kudüs'e tanıyacak. Evet. Amerikan elçiliğini taşıyacak kadar. Muhtemelen o evanceliklerle alakalı bir şey, ama o evanceliklerin tabii bu konudaki inancını daha detaylı okumak lazım. Okumadım ben. Sadece böyle magazin boyutunda biliyorum yani. Son soru olsun. Çünkü 2 saate geliyor. Bilge Hanım demiş ki, İsrail araştırmalarınızda Levant kavramıyla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyorsanız İsrail için anlamı, önemi nedir? Bu Levant benim başıma o kadar çok bela oldu ki Orta Doğu'da, özellikle de Suriye ve Lübnan'da. Soyadın ne Levent? Aa, sen Yahudi misin falan diyorlar. Evet kardeş, ben de kafayı yedim zaten Lübnan'a, Suriye'ye geldim gibi bir şey söyleyesin geliyor. Yani o yüzden şey var, mesela F ile falan yazıyorum ben soyadımı. Aslında biraz tam doğru yazmıyorum yani Arapçada. Mecburen ne yapayım, başım belaya girecek yani. Evet. Ben bu kelimenin İsrail için bir anlamı var mı onu bilmiyorum. Hediye, sen biliyorsan bil, ama Levant kelimesi yani Ege ve Akdeniz sahillerine deniyor. Yani Levant dediğimiz zaman bir bölge Levant, adı. Beyrut, Levant. Ama Türkiye kontekstinde Türkiye'li olmayan ama Türkiye'ye yerleşmiş Hristiyanlar için de Levant aileler deniyor diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum kelimeyi? Yok, var.
Yani Levantenler diye bir şey var. Levantenler var. Levantenler var ama kelimenin etimolojisini doğrusu bilmiyorum. Neymiş bakalım. Ben de bilmiyorum. Ama benim başıma bela. Ben bunu araştırayım en iyisi. Teşekkür ederim soru için Bilge Hanım. Ve bir kitap önerisi. Ruhkan Kaya demiş ki Kudüs ey Kudüs muhteşem bir kitap kesinlikle arkadaşlar. İsrail'in kuruluşunu derli toplu anlatan çalışmalardan biri Kudüs ey Kudüs. Senin bu anlamda önermek istediğin kitap var mı aklına gelen bir o? Şey mi? İsrail ve Filistin'le alakalı mı? Evet. Kuruluş dönemlerine ilişkin özellikle. Bu konuda en önemli kişi aslında bir kendisi de bir İsrailli Yahudidir şimdi. Adını hatırlayamadım ya. Nasıl unuturum adamın adını ya? Ya neyse, uzun evet. Zamandan beri konuşmadığım bir konu olduğu için bu İsrail konusu. Hı hı. Ama nasıl unuturum bunu? İlan Pape. Şöyle yazayım at. Yazabileceğim bir yer var mı? İlan Pape. Tamam. Daha sonra söylersin. Ben yayının altına eklerim. İlan Pape vardır. İsrail'dir. Yahudidir kendisi. İsrail'in kuruluşu o dönemle alakalı Filistin'in gerçek durumu, yani etnik yapısı, işte efendim dini yapısıyla alakalı en iyi tarihçidir. Yani onun üzerine çıkan yok ve çok eleştireldir de aynı zamanda. Yani zaten şöyle bir şeyi de bitireyim. Ben bir kere Katar'da bir şeye gitmiştim. Film festivaline gitmiştim. Filistin Film Festivali'ydi. Filistinli arkadaşla gitmiştim. Ve film şeyin konusu da festival filmlerinin konusu da Batı Şeria'da ve şeyde yaşam. Gazze'de yaşamdı yani. Ben çok etkilendim yani ondan. Orada izlediğim 4-5 tane böyle şeyle yani böyle bir hayat nasıl yaşanır diye. Böyle bir yani inanılmaz böyle yani bende klostrofobi vardı. Böyle dar alanlara gelemem. Yani herhalde Batı Şeria'da Batı ve Şeria'da ve Gazze'de yaşamak tam olarak o. Yani görünmeyen bir klostrofobi. Hem politik sistem olarak hem askeri varlık olarak İsrail'in hem de sıkışıklık itibariyle. Şimdi ben bir şeye dikkat ettim. Ya her belgeselin yapımcıları Yahudi ismi. Bir tane bile Arap yok. Allah Allah diyorum ya bu nasıl olur filan. Hani çünkü kafamızı hep kurguluyoruz ya böyle Yahudi Filistinli düşmanlığı. Yanında gelen Filistinli arkadaş şey sordum dedim böyle böyle dedim yani hiç mi şey yok. Bir Arap yönetmen bu filmleri yapmıyor filan. Ki filmler inanılmaz derecede İsrail eleştirmeni ve Arapların hayatlarının o bakışları atıldığı için de sempatik. Bana işte, hala unutmuyorum o dediğini. Bir oldu dedi. Hiçbir Arap dedi böyle bir film yapamaz dedi. Hatta Yahudi olmayan hiç kimse bu filmleri yapamaz dedi. Bunları sadece İsrail Yahudisi yapabilir bu filmleri dedi. Ve yani bu da şunu demeye getiriyorum. Böyle bir Yahudiler hepsi Filistinlere düşman, işte efendim Filistinlerin de hepsi Yahudilere düşman gibi bir algı siyah beyaz değil. Değil aslında. Orada da mesela Beşir Levalt İsrailli olup da Yahudileri Yahudi devletini aşırı derecede ağır eleştiren, Filistinlere olan politikalarını çok ağır eleştiren ve bunun için gerekirse toplumsal baskıya karşı durabilen İlan Kapa gibi işte efendim o filmleri yapanlar kimlerse artık son derece hümanist, son derece şeyler var. Yani Yahudiler var. Dolayısıyla bütün tanıdığım Filistinler şeye çok dikkat eder. Kullandığı kelimelere çok dikkat ederler. Siyonistler. Evet. Yani dolayısıyla Yahudileri komple mesela kötülemektense komple anti-Yahudi İslamitik bir söylem söylemektense Siyonist derler. O şeyi şey yapmak için, farkı koymak için. Yani bir anlamda Yahudi düşman, Filistin düşmanlığı yapan, Arap düşmanlığı yapan, Müslüman düşmanlığı yapan Siyonistler derler. Çünkü onların çok yakından bildiği gibi o Yahudilerin arasında da kendi tarafını tutan, o onlarla birlikte isyan eden bir şey var. Ciddi bir Yahudi varlığı var.
Bununla şey yapayım. Arkadaşlar ben size gelecek hafta salı akşamı burada olursanız eğer fonda Osmanlı Devleti, Cemal Paşa, ondan sonra Siyonizm, İngilizlerle mücadele ve İsrail Devleti'nin yavaş yavaş kuruluş dönemini anlatan güzel de bir ajanlık hikayesi anlatayım salı akşamı size. Şimdi gözünüz topluluk sekmesinde olsun. Onun duyurusunu yapacağım. Bu günlerde hani Gazze, İsrail, Filistin meselesi bir kere daha alevlendi. Ama bunun kökleri, bu çekişmenin, bu mücadelenin kökleri çok çok uzun yüzyıllara dayanıyor arkadaşlar. Böyle 3-5 senede çözülecek bir mesele değil kesinlikle. O kadar girift bir mesele ki salı akşamı biraz daha dediğim gibi bir ajanlık hikayesi üzerinden, bir istihbarat hikayesi üzerinden size bunları biraz daha derli toplu anlatmaya çalışayım. Çok teşekkür ederim Birol yayına katıldığın için. Yaklaşık umarım, bir saat umarım konuyu çok fazla dağıtmamışımdır. Yok, bu konu ancak böyle anlatılır. O kadar detaylı bir konu ki yani nereden girsek zaten başka bir yerlere açılıyor. Aslında bunun seri yapılması gereken bir şey. Yani 5-6 bölümde ancak bitiririz gerçekten. Ama onun dışında bence gayet iyiydi. Teşekkür ederim. İzleyiciler de memnunmuş zaten. Ama bu sefer böyle fazla unutkanlığı ben de fark ettim. Çok fazla isim unuttum. Bu iyi alamet değil. Vallahi yaşlanıyorsundur belki diye bir izleyicinin biri söylemiş zaten. Bilmiyorum artık. Yaşlanıyorum. Ya zihin dolu olunca oluyor. Bazen yani Balfour Deklarasyonu'nu ben hatırlayamadım. Evet yani. Onu hatırlayamadım ya. İlhan Pape'yi hatırlayamadım ya. İlhan Pape yani İsrail'in yetiştirdiği en iyi tarihçilerden birisi yani. Kesinlikle. Dolayısıyla onu, oluyor bazen kafa çok dolu olunca. Normaldir. İsrail anlaşılmaz. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Sana iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bu akşam Birol Başkan'la İsrail-Filistin mücadelesinin köklerini, kökenlerini konuşmaya çalıştık. Çok geniş, çok detaylı, çok böyle dallı budaklı bir konu ancak bu kadar toparlayabildik. Salı akşamı da size az önce belirttiğim gibi arka fonda Osmanlı-İngiliz çekişmesinin olduğu bir ajanlık hikayesi anlatacağım. İsrail Devleti'nin kuruluş hikayesiyle iç içe geçmiş bir hikaye olacak bu. Hepinizi salı akşamı yayına da bekliyor olacağım arkadaşlar. Bu arada yarın akşam da yayınım var tabii. Bu arada arkadaşlar İlayda Aynur önemli üye olmuş. Bir de Mustafa Gargı aramıza yeni katılmış. Hoş geldiniz siz de. Evet arkadaşlar, yarın akşam Orta Doğu ve Arap Dünyası Ne Konuşuyor programıyla ben burada olacağım. Hepinizi sorularınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.